yapacağız. Bunları dinlemek istiyoruz sizlerden. Bundan sonra kriz sonrasında sektörün regülasyonu nasıl olacak? Yani yeni kurallar neler olacak? Öngörüleriniz nelerdir? Görüşleriniz? Tabii şu an yaşadığınız şeyler de çok önemli. Bunların da bir hasar tespitini sağlamamız açısından bu bağlamda bu bilgileri de paylaşmanız bizlerle çok değerli. Aynı zamanda bir anketimiz var. Anket linkini de şimdi chat kısmına koyuyoruz. Toplantı, oturum sonrasında bu anket linkini de anketleri de doldurursanız daha sonra gerçekleştireceğimiz bu bir dizi oturumlar sonrasında gerçekleştireceğimiz Mayıs ayının sonuna doğru gerçekleştireceğimiz Mayıs zirvesi ve kongresiyle ilgili olaraktan bizlere çok ciddi veriler sağlayacaktır. Ve sektörümüzün sesini daha iyi dile getirmemiz açısından bu çok önemli her platformda. Biz kimiz, ne kadarlık bir aileyiz hep belirttik. Hep birlikte çok daha güçlüyüz. Gerçekten bunu sabahtan beri çok ciddi anlamda hissediyoruz. İlk açılışı TÜRSAP Başkanımız Sayın Firuz Bağlıkaya ile yaptık. Kendisine destek verdi katılımlarıyla. Büyük bir aile olduğumuzu çok hissettik. Sizleri şu anda görünce çok daha da gururlanıyoruz ve mutlu oluyoruz. Ben sözü uzatmadan direkt söz almak isteyen arkadaşlara ve moderasyona veriyorum. Söz almak isteyen arkadaşlarımız, dostlarımız İlk olarak Bahadır. chat kısmından isim ve soy isim şeklinde yazarsanız Serkan Bey ve moderasyon sizlere söz hakkı verecek ve mikrofonlarınız açılacak. Sizleri Şöyle dinlemek istiyorum. başlamak istiyorum. TESET Başkanımız Bora Turgay Bey aramızda. Öncelikle kendisinin bir giriş konuşması yapmasını rica edeceğim. Sektörü dinlemek açısından faydalı olacağına inanıyorum. Buyurun Bora Bey. Çok teşekkür ederim. Herkese selamlar. Bu güzel toplantı için çok teşekkür ediyoruz size. Hakikaten bugün başından beri yapmış olduğunuz bütün etkinlikler çok değerli. Valla yani aslında söylenecek şeyleri Bahadır Bey de söyledi. Hani COVID'le ilgili herkes her şeyi söylemiş durumda. Hiç durmaksızın takipteyiz. Biz de kendi aramızda devamlı olarak toplantılar yapıyoruz. Sektörümüzün sesini dinlemeye çalışıyoruz. Teknik firmalar açısından çok zor bir dönemin içerisindeyiz. Çünkü özellikle maaş sektörünün içerisinde olan arkadaşlarımız tabii toplantıların Mart ayının başından itibaren iptaliyle birlikte hani şimdi diyorlar ya berberler çok zor durumda günlük çalışıyorlar onlar günlük kazanıyorlar diye. Biz de günlük çalışıp günlük kazanıyorduk. Etkinlik oldukça para kazanan firmalarız. Mayıs, yani Nisan, Mayıs, Mart ayları bizler için çok kıymetliydi. Onu kaybettik. Konser sistemleri kuran firmalar, daha çok canlı müzik tekniğiyle giren arkadaşlarımız da yazı kaybetme korkusunun içindeler tamamen. Ki büyük bir ihtimalle bu yaz konserler açısından sıfır çekecek bir yaz olacaktır. Fakat şu güzel bir şey, biz de yaklaşık 15-20 gündür, hatta bir aydır hep üyelerimizle Zoom toplantılar yapıyoruz, iletişim halindeyiz. Sorunlar başladığından bu yana üyelerimizden aldığımız geri dönüşler hep şu yönde. Çalışanlarımıza çok kıymet vermeye çalıştık, her zaman kıymet verdik ama bu süreçte kimseyi işten çıkartmadan, onların haklarını koruyarak elimizden geldiğince ayakta durmaya çalışıyoruz. Çünkü teknisyenler bizim için çok çok kıymetli. Bir teknisyenin yetişmesi yıllar arıyor. Sizlerin etkinliklerinde o teknisyenin masaya geçmesi, görüntüyü, sesi, ışığı kontrol eder hale gelmesi en az 3-4 yıl, hatta daha fazla bir süreç alıyor. O nedenle teknisyenlerimizi de koruyarak firmalarımızı bir aile yapısı içerisinde ayakta tutmaya çalışıyoruz. Çok az sayıda işten çıkartmalar oldu ama çok fazla çalışanı olan firmalarda gerçekleşti bu. Onlar da hani üçte biri falan gibi firmalarda çıkartmalar yaptılar. Geri kalan istihdam konusunda ayakta durmaya çalışıyoruz. Sürekli konuştuğumuz şey ne zaman başlar? Tekrardan ne zaman ayağa kalkarız? Bununla ilgili uluslararası raporları okuyoruz. Dünyanın her yerindeki büyük danışmanlık firmalarının çıkartmış olduğu raporlar, bankaların çıkarttığı raporlar gibi büyük firmaların oluşturduğu raporlara bakıyoruz. Şahsi kanaatim bu benim. İkinci dalga korkusu ortadan kalkarsa bizler Kasım Aralık gibi tekrardan işlerimize başlarız gibi görüyorum. Fakat bu da işte bu yazın iyi geçmesi ve Ağustos ayında doktorların televizyonlara çıkıp ikinci dalga riski azaldı.
işte virüs mutasyonu uğramak üzere, insandan insana geçme gücünü kaybetmeye başladı, bu yazıyı geçiyor falan gibi şeyler söylerler ve okullar da düzgün açılırsa bizler de Kasım Aralık işlerimizi yaparız ama yoksa bu JP Morgan Bankası'nın işte bir raporunu okudum geçen de Kasım 2020 ve Mart Şubat 2021 arasında daha düşük yoğunluklu bir ikinci dalgadan korkuluyor. Eğer ikinci dalga olursa bizler Mart gibi maalesef Nisan gibi işlerimize başlarız gibi görüyoruz. Bu da bizim açımızdan teknik firmalarda çok çok büyük bir kırılma yaratacaktır. Ayakta kalan firma sayısı çok az olacaktır diye düşünüyorum. Bizde durum böyle. Araya girmek istiyorum. Hangi ayda sizin kriz başladı, işler iptal olmaya başladı? Bildiğim kadarıyla 3. haftası Mart'ın olması lazım. Çünkü bizim... Yok, mesela ben kendi açımdan söyleyeyim. Kendi firmam açısından ben Mart'ın 2'sinde 2-3'ü Antalya'daki bir uluslararası firmanın toplantısını yapacaktım. Onun iptaliyle başladı. Çünkü büyük şirketler global anlamda etkinliklerini iptal kararları almaya başlamışlardı. Mart ayının ilk haftası bizim için COVID iptallerinin başladığı andır. Yani 2'si 3'üyle başladı. Teşekkür ederim. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Yavuz Özdel Bey'e söz vermek istiyorum. Kendisi de etkinlik sektörüyle ilgili söz etmek istiyorum. Buyurun lütfen Yavuz Bey. Herkese merhaba. Özellikle IMS'ın bu girişimi muhteşem takip ediyorum. Ben tabii hepimiz çoğunluğumuz gibi diyeyim. Yaklaşık 90 yılından beri sektörde hizmet veriyorum. Bütün yıllarını, tatlılarını yaşamış biriyiz. Sektör tabii çok güzel günler de yaşadı, çok acı günler de yaşadı. Ama böyle bir şey hiç yaşamadı. Onun için de daha önce yaşadıklarımızdan biraz önlem alabiliyorduk. Çünkü biliyorduk ki bir sene sonra özellikle insentif sektörü, kongre ve toplantı sektöründe bir sene sonra yeniden o müşteriler yeniden gelecek diye önlemler alabiliyorduk. Ama bu şu anda bir hiç bilinmeyen diye bir laf vardı. Hiç bilinmeyen üzerinde konuşuyoruz. Bu hiç bilinmeyen üzerinde neler yapabiliriz? Özellikle bizim sektörümüz. Yani event sektörünü kapsayan teknik ve tüm diğer partnerlerimizden bahsediyorum. Evet, biraz önce otelcilerle konuştuk. Dün kongre merkezleri ve otelciler yeniden bir söyleşi yapıyordu. Ne zaman gelir, ne yaparız, otellerde ne olacak ama bunlar sadece gelecek olan konuklardan bahsediyoruz ama bizim sektörümüz, özellikle etkinlik sektörü ve partnerleri ne yazık ki benim öngörüm ve takip ettiğim dünyadaki sonuçlara bakarak benim öngörüm ne yazık ki en çok etkilenecek gruplar içerisindeyiz. Tabii ki sonrasında ne yaparızı düşünüyoruz, tasarlıyoruz. Ben biraz daha danışmanlık formatına geçmiş biriyim. Bir 30 yıl sektörde çeşitli taraflarında hizmet ettikten sonra hem dekor anlamında hem de show ve özel proje dizayn anlamında şimdi tamamen danışmanlık bölümüne geçmişim. Sizlere göre tabii şirketi olan arkadaşlarıma göre daha rahat. Çünkü ne yazık ki demeyeyim, iyi ki yapmışım. Yıllar önce, bir 4 sene önce önlemlerimi alarak yüklerimden çıkmıştım. Benim önerim Bora arkadaşımın da dediği gibi teknik şirketler, büyük teknik şirketler. 2 tane kriz var. Bir tanesi büyük, gerçekten doğru hizmet eden şirketler ki diğer formlarda da konuşuluyor. Biri de, diğeri de küçük küçük piyasayı yok eden şirketler sektörde var. Ve son yıllarda, son 10 yılın hastalığı bu. Öncelikle onların eleneceğini düşünüyorum ki bence doğru olan da bu. İnşallah böyle olur. Çünkü sektörün sağlığı açısından fiyat düşürerek piyasayı yok etmek, sıfır karla yeter ki işe alım diye piyasaya girenler var. Bunun acısını bir dolu arkadaşlarım, ben dernek yöneticisi olarak da çok uğraştım. Sektör kişisi olarak da çok uğraştım bu işlerle. Ama önümüzde en önemli şey şirketler içerisinde var olan kadroları tutarak nasıl devam edeceğiz meselesi en önemli kısmı. Bana göre yeni normal dediğimiz, dünyanın yeni normal diye konuştuğu
dönemde daha çok event dizaynında müşteriler birebir ilişkilere girecekler ve bu ilişkiler daha çok dijital anlamda oluşacak. Ama en önemli şey, bizim hayatımızdaki en önemli şey, birlikte yüz yüze yaptığımız etkinlikler ve orada kullandığımız teknik ve çeşitli donanımları bir araya getirmek. Yavuz Bey, bizden sonra toplantı yok. Onun için ucu açık biraz. Onun için çözüm önerilerine tekrar geçeriz. İstiyorsanız şu anki durumu bir özetleyelim. Tamam. Ardından şey yapalım. Şimdi sizler tabii çok büyük yatırımlar yaptınız. Yapıyorsunuz devamlı olarak. Bütün malzemelerinizi güncel tutmak zorundasınız ve devamlı çeklerle döndürüyorsunuz büyük çoğunluğu. Ben bu noktada Sarık abiye söz vermek istiyorum eğer kabul ederse. Tamam. Sarık abi, nedir durum? Sizin nasıl hareket ediyorsunuz? Nasıl ayakta kalacağız? Yani siz de ayakta kalacaksınız ki işler döndüğü zaman bizim birileriyle işleri yapıyor olmamız lazım. Evet, merhaba herkese. Bunlarla ilgili ödemeleri nasıl toparlayacağız, insanlarla nasıl görüşeceğiz, bunları nasıl öteleyeceğiz. Öteledikten sonra bu rakamlar iki katına çıkıp da bütün bu piyasa şartlarına göre nasıl bir fiyat politikası devam edecek? Yani gerçekten şu an hiçbir şey düşünemiyorum. Sadece bekliyoruz. Fakat yatırım yapan bir firmalar olarak zorluk içerisinde olduğumuz belli. Ama 6 ay bir iş öngörmüyorum. Tamam, teşekkür ederim. Bu konuya katkıda bulunmak isteyen kimse var mı? Yoksa kriz sonrasında bizi teknik dekor ve bilişim, yazılım ve online çözümler konusunda neler bekliyor, onunla ilgili bir şeyler söylemek isteyen varsa, bu konuda Üstün Başkanım da belki bir söz söylemek ister. Bu online çözümlerle ilgili. Olayı. Yok, estağfurullah Erkan. Ben de aslında hani merak ediyorum. Şu anda çok kıymetli dostlarımız bizlerle birlikte. Ben öncelikle her birini sevgi ve saygıyla selamlamak isterim. Gerçekten sektörlerine sahip çıktıkları için, kocaman ailenin birer üyeleri olduğunu bizlere gösterdikleri için her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunmak isterim. Değerli dostlar, aslında burada gerçekten önemli bir çalışmaya hep birlikte imza atıyoruz. Bu şu anda gerçekleştirdiğimiz çalışma gerek bizim mevcut durumumuza gerekse geleceğimize ışık tutacak bir çalışma olacağını düşünüyorum. Sektör olarak halihazırda sürekli konuştuğumuz gerek sektörel regülasyondan tutun da vadelere kadar, komisyonlara kadar, hizmet bedellerine kadar sizlerle COVID öncesi defalarca konuştuğumuzu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu çalışma, ümit ediyorum ki sizlerin değerli katkılarıyla gerçekten çok daha önemli bir noktaya evrilecektir. Bu bağlamda Bahadır Bey'in de chat kısmında paylaşmış olduğu iki tane önemli chatimiz var. Bunlardan bir tanesi işverenler için, diğer bir tanesi de çalışan dostlarımız için. Bu anketlerin doldurulması ve yine sizin aracılığınızla, sizin network'ünüzle, etrafınızdaki dostlarla paylaşılması hususunda biz sizden gerekli desteği istirham ediyoruz. Serkan'ın bıraktığı noktadan ben aslında biraz da şu anda gerçekleştirmiş olduğumuz yayının biraz da şu tarafa evrilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Şu anda her birimiz, gerek sizler gerek bizler, biliyorum ki sıfır noktasındayız. Olağanüstü derecede etkilendik. Zaten geçmişten süre gelen hepimizin ciddi yaşadığı sıkıntılar varken COVID kaynaklı bu krizi elbette ki bizlerin taşıması düşünülemez. Ama ben özellikle bundan sonra söz alacak dostlarımızın biraz daha gelecekte bizi neler bekliyor? Gerek teknik, yani ses, ışık, görsel çözümler, gerek sahne dekoru, prodüksiyon hizmetleri, gerek bilişim, yazılım ve aynı zamanda online çözümler bağlamında nasıl bir gelecek bizi bekliyor? Sizlerden alacağımız geri bildirimler ve paylaşımlarla birlikte ne tip adımlar atmamız gerekiyor ki rekabette ve rakiplerimizle ön plana çıkalım? Serkan'cığım, ben bence bundan sonra katılacak dostlarımızdan bu minvalde görüşler alırsak bence her birimiz için çok daha sağlıklı olacak. Çünkü şeyi tekrar hatırlatmakta fayda var değerli dostlar. Zoom üzerinde şu anda gerek sizin sözel olarak paylaşmış olduğunuz değerli görüşler ve aynı zamanda chat kısmında yazdığınız bütün görüşler ve paylaşımlar
daha sonra akademisyenler eşliğinde raporlaştırılacak. Ve aynı zamanda yine Mayıs ayı içerisinde bir zirve organizasyonumuz olacak. Bu zirve organizasyonunda biz yine sektörün hasar tespit raporu, mevcut durumu ve aynı zamanda anketle desteklediğimiz bütün sonuçları gerek sektörle ve gerek kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Her birinize bir kez daha katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Burada online çözümler noktasında Etüt Hakan Atı'yı da gördüm orada. Eğer kendisi söz almak isterse Hakan Atı'ya da söz vermek isterim. Hakan Bey. Bu arada bir İzzet Bey'in devamlı şeyi paylaşılıyor masaüstü. Merhabalar. Serkan Bey duyuyor musunuz? Sesim geliyor mu evet, acaba? Evet. Sesiniz geliyor. Buyurun Hakan Bey. Ondan evet, bu cümleleri konusunda biraz bilgi ya da görüşlerinizi paylaşır mısınız? Evet, yaşanan hepimizin içinde bulunmuş olduğu kriz ortamında online çözümler noktasında hizmet veren firma olarak bizler de yeni dönüşüme ayak uydurmak adına çeşitli girişimlerde bulunmaya çalışıyoruz. Çünkü değerli yorumcuların dedikleri gibi 6 ay belki 1 sene gibi bir süreç içerisinde artık hiçbir şekilde eski normaldeki işlerimize devam edemiyor olacağız. Dolayısıyla bir şekilde dönüşüm veya genel ihtiyaçlara ayak uydurma noktasında da ihtiyaçları karşılama noktasında da bizlerin bir takım çözümler üretmesi ve ihtiyaçları karşılığı olması gerekiyor. Hakan Bey, İzzet Bey bir masa üstünüzü paylaşmayı kapatır mısınız? Tamam, teşekkür ederim. Buyurun. Bu alanda da tabii ki şu andaki öncelikli olan belirgin olan ihtiyaçlar sanal toplantı sistemleri, etkileşimli toplantı yönetim sistemleri veya canlı yönetimler anlamında bir takım ihtiyaçlar olacak. Bugün için belki hepimizin bildiği ve aslında birçok kavram karmaşasına neden olan ve herkesin şu anda yine aşina olmuş olduğu bir takım terimlerden dolayı kimileri sanal etkinlik, kimileri webinar, kimileri webcast, kimileri hibrit event adı altında birçok şeyden bahsediyor. Aslında bunları zaman içerisinde hepimiz bir şekilde hayatımızın içerisinde görüyor olacağız ve ilerleteceğiz. Bu noktada bizim şu anda sevgili dostlarımıza sunacağımız bir takım çözümler oluyor. Bunlar üzerinde çalışmaya başladık ve devam ediyoruz. Şu an için virtual eventlerle yani webinar platformlarıyla ihtiyaçlar oluşacak ve bu noktada bizler hazır olmaya çalışıyoruz ve destek sağlamaya çalışıyoruz. Bunun ilerleyen aşamalarında tabii ki fiziksel etkinliklerin de başlamasıyla birlikte fiziksel etkinliklerin de bir parçası olarak da belli bir süre devam edecek veya bir uzun bir süre devam edecek olan dijital çözümlerle desteklenecek şeyler var, ihtiyaçlar var. Bu bağlamda da bir takım oluşumlar içerisindeyiz. Zaten aslında yıllar içerisinde hali hazırda yapmış olduğumuz bazı dijital yayın çözümleri bugün içerisinde daha da fazla kullanılmaya başlayacak ve artık bunlar biraz ana ürün gibi görünüyor. Ama altyapı anlamında bunları benimseme anlamında veya hayatımızın bir parçası olarak kullanma anlamında da bayağı bir yol almamız gerekiyor. Biraz kıyın getirdiği zorluklar anlamında herkes mecburen sistemi içerisinde balıklama gibi daldı ve hali hazırda kullanıyoruz. Ama bunlar zaman içerisinde hem daha da fazla oturmuş olacak ve daha bilinçli bir şekilde kullanıyor olacağız. Bizler için de şu anda çok ciddi bir efor sarf ettiğimiz ve geliştirme süresi içerisinde de hem her gün bunlarla ilgili takım tanıtımlar yapmaya çalışıyoruz sevgili arkadaşlarımıza, dostlarımıza. Demolar hazırlıyoruz, sorularını cevaplamaya çalışıyoruz, destek olmaya çalışıyoruz. Ama bunlar nasıl ticarete döner, ne kadar süre içerisinde bunların karşılığı olur? Bizim için de şu anda bunların hepsi büyük bir soru işareti. Hakan Bey, aslında biz tabii online platformu hiç istemiyoruz. Biz tekrar otellere geri dönmek, kongre merkezlerine geri dönmek istiyoruz. Yani keşke bozulsa bu bütün sistem de bir şekilde bir araya gelmemiz mecbur kalsa. Burada biraz... Bizim için de farklı değil aslında bakarsanız Hakan Bey. Biz de çok fazla mutlu değiliz bu durumdan. Çünkü bunların ticari anlamdaki katkıları bize... Yani normal iş hayatımızdaki bütün genel katma değerli çözümlerimiz içerisinde çok çok düşük kalıyor. Evet. Şimdi aramızda birçok
üst düzey şirketin sahipleri var. Mavi Ses'ten Serdar Bey var. Mikail Bey'i görüyorum. Yani Connect'ten Aslan'ımı görüyorum. Yani birçok zamanlar bir arada çalıştığımız Erdal Baba Yiğit var. Öbür tarafta Ankara şirketleri görüyorum. Elektrooptik'ten Handan Hanım var. Erkan izninle bir katkıda bulunabilir miyim? Yani sesini duyurmak isteyen, söz almak isteyen, görüşlerini paylaşmak isteyen dostlarımızın chat kısmına isim, soyisim ve firma olarak yazarlarsa çok daha iyi olacaktır. Bu platformu başlatmamızdaki amaç onların sesini dinlemek, onların görüşlerini ve paylaşımlarını dinlemek. Bu alanda katkılarını bekliyoruz. Mali Bey, bizim Mali Kanji, bizim yönetim kurulundan. Buyurun Mali Bey, size söz vermek istiyorum. Lütfen. Çok teşekkürler Serkan Beyciğim. Evet, uzun süredir ortak çalıştığımız arkadaşlarımızı, dostlarımızı, büyüklerimizi burada görmek çok mutluluk verici. Ben Yavuz abiyle çok uzun zaman çalıştım. 7 turdayken. Aslı'yla, Serdar abiyle vesaire birçok kişiyle. İzzet abi de hakeza aynı şekilde. Ben soruları şekillendirmek amacıyla baktım. Gördüğüm kadarıyla katkı, yine sen söz vererek katkı olduğu için o şey yapıyorum. Bu yeni dönemin oluşmasıyla ilgili, fiyatların oluşması veya hizmetlerin verilmesiyle ilgili bize katkı sunmalarını rica ediyorum. Mesela TEDSET Derneği'nden Bora Bey var, Aslı Hanım var. Dernek olarak alacakları kararlar ne durumda? Ben birçoğu teknik şirketten şunu duyuyorum iş ortağımızdan. İşte çalışmışlar, vade tanımışlar birçoğu şirkete. Hakan dostumun da, Hakan Şen'in de birçoğu platformda dile getirdiği bir problem bu. Hani bu vadeler vesaire, biz öz sermayemizi değil, maalesef ki birçoğu firma bu şekilde, müşterilerine uzun vadeler veren birçoğu firma öz sermayesini değil de üçüncü partilerinin paralarını kullanıyor. Yani ne yapıyor? İşte müşterisine 3 ay 5 ay vade veriyor ama kalkıp üçüncü partisine de aynı şekilde vade uyguluyor. Ve bunları yapan birçoğu teknik firma şu anda müşterisinden paralarını alamıyor çünkü durum mevcut ortada. Dernek olarak bununla ilgili bir karar alma ya yönelik bir şey yaparlar mı? Önce onu sormak istiyorum. İkinci konuda şu, hani tek bazılarımıza 2021 ile ilgili talepler gelmeye başladı. Sonuçta mesela ben şahsım adına söyleyeyim. Mart ve Nisan'da olan işlerimizin hepsi Mart ve Nisan 2021'e ertelendi ama nasıl teknik fiyat alacağız, nasıl dekor fiyatı alacağız, doların, euronun gittiği yer belli. Dijital baskıları nasıl fiyatlandıracağız, ne yapacağız, bu konularla ilgili herhangi bir öngörüleri veya bir şekil şema oluşturmak için bir fikir varsa paylaşırlarsa çok sevinirim. Bu arada kendi adıma da tekrar teşekkür ediyorum. Bahadır'a özellikle bu platform, bu çalıştaydan dolayı. Herkesin 1 Mayıs'ını, 1 Mayıs bayramını, hepimiz zaten gördüğüm kadarıyla işçiyiz. Burada birçok patron var ama hepsi çalışan patronlar. Ben olmadı ki hiçbir işimde bu patronları görmeyeyim. Gelip case de taşıdılar, kablo da döşediler. Birebir şeyin başında da durdular, rejinin başında da durdular. Dolayısıyla hepimiz çalışan patronuz ve bizim 1 Mayıs bayramını kutluyorum. Teşekkürler söz verdiğin için Serkan. İyi bak kendine. Rica ederim. Dilerseniz Aslı Hanım'a verelim. Bir önceki başkan olarak Bora Bey, müsaade ederseniz. Bir de onun bir sesini duyuyorum. Buyurun Aslı Hanım. Merhaba. Buyurun. Herkese merhaba. Evet, çok güzel bir platform. Bora'nın da söylediği gibi biz takip ediyoruz sizi. Çok da örnek aldığımız hareketlerle birlikte ve ortaklaşa yürüttüğümüz bir sürü projeyle de. Çok tanıdık yüz var. Bir kere görmüş olduğuma çok sevindim. İnsan 1,5 aydır karantinada olunca böyle herkesi çok özlediğini fark ediyor. Şöyle, ben kendi adıma konuşayım. Sonra da kendi aramızda yaptığımız toplantılarda çıkan fikirleri veya ortak düşünceleri söyleyeyim. Biz Mart'ın 12'sinden beri kapalıyız. Şirketi Mart'ın 12'sinde kapadık izinli arkadaşlarımız. Ve hep bu işin başından beri söylediğim şey var. Bence herkes kendi kesesine göre dayanma gücü gösterecek. Ve söylediğim ikinci şey de var. Biz bu kötü olaydan eğer eksilmeden çıkabilirsek kazanmış ilan edeceğiz kendimizi. Çünkü başkanın da söylediği gibi teknisyen yetişmesi çok zor ve biz hiçbir teknisyenimizi kaybetmek istemiyoruz. Mali'nin söylediklerine de katılıyorum. Çünkü
döviz artık inanılmaz bir takip edilemez noktasında ve malzeme alımında da bu bizim inanılmaz önümüze setler çekiyor. Dolayısıyla biz çok birbirine geçmiş iki halka olarak sizinle biz hem ekip kaybetmeden aynı hizmeti ve aynı kaliteyi devam ettirmek istiyoruz bu işin bitiminde ve bunun devamını sağlamaya çalışıyoruz. İkinci konu valla herhalde uzunca bir süre kimse yeni bir malzeme alamayacağını düşünüyorum. Dördüncü konu evet fiyatlar gerçekten de böyle olamayacak. Kendi adıma en azından konuşuyorum ve ortaklaşa da düşüncemiz birçok firmayla bu. Benim dostlarım olan, arkadaşlarım olan firmalarla konuştuğumuzda verdiğimiz kararlar bu. Çünkü bu kötü zamanı atlatabilmek için hepimiz birçok taşın altına elimizi soktuk. Krediler, borçlar, birikmişlerimiz, herkesin her şeyini bir şekilde ortaya koyup istihdamını ve idamesini devam ettirmeye çalışıyor. Dolayısıyla da bu iş bittiğinde hani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak deniyor ya, evet hiçbir şey eskisi gibi olamayacak, ekonomik nedenlerden dolayı olamayacak. Ve Malin'in de söylediği gibi nasıl fiyatlandıracaksınız? Bence çalıştığınız firmalardan güncel fiyatları alarak fiyatlandırmanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten de insanlar, biz burada hepimiz çok eski dostluklarım olan insanlar var. Serkan başta, Mali başta. Yani çok insan var burada tanıdığım. Hepimiz çok hani bu işin bütçesi böyle değil, çok iş yaptığımız insanlar var. Ya da bu sefer de senin dediğin olsun diyerek çok iş yaptığımız insanlar var. O günkü ticaretin akışı ve dostluğun gerekliliği neyse herkes her taşın altına elini koydu. Ama önümüzdeki dönem bu taşlar o kadar ağır olmuş olarak önümüze çıkacak ki çok fazla insan taşın altına artık elini koyamaz durumda gelecek. Dolayısıyla da bence güncel fiyatlarını çalıştığınız partnerlerden almadan fiyat vermemenizi tavsiye edeceğim. Umarım, evet COVID konuşmak istemiyorum ben de artık. Çünkü zaten artık herkes bir Ercüment Oğuz'u kadar aşı uzmanı ve Cerrahpaşa Fakültesi dekanı kadar bilgili olduk. Dolayısıyla da ekonomik anlamda ne kadar etkilendiğimiz hepimizin zaten burada olma sebebi açıkçası ve nasıl çıkacağımızla ilgili. Biraz hırpalanmış çıkacağız. Hepimiz hırpalanmış çıkacağız. Ama bir şekilde çıkacağız. Çıktığımızda da aynı şekilde yüz yüze bakıyor olabilmeyi ve aynı şekilde de hizmetleri devam ettiriyor olabilmenin çabasındayız şu an. Biz kendi adımıza, ben kendi şirketimde istihdamı sağlayarak, çünkü teknisyenlerimle çok iyi bir bağlantım ve ilişkim hep olmuştur. Ve bunu devam ettirerek yürütmeye çalışıyorum. Dediğim gibi de herkes kendi kesesi kadar devam ettirebileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bir de Ankara firmalarından Kadri Bey bir söz istemiş. Kadri Atav Bey, buyurun lütfen. Merhaba, herkese merhaba. Bu nedir acaba Kadri Bey? Siz prodüksiyon, teknik firmayı. Ben daha çok konser sistemleri kuruyorum. Bora Başkanım, Aslı, şu aralar çok toplantı yaptık. Çok da kafa yoruyoruz bu işi ama. Şimdi bir arkadaşımız bunu dile getirdi. O kadar çok bilinmeyen, o kadar çok parametre var ki bunları üst üste koyup ya işte 2021'in Nisan'ında hadi bismillah deriz oradan yürürüz falan, onları şu an hiçbirimiz bilmiyorum yani. Çok iyi tespit yapabilen varsa öngöremiyoruz. Bunu öngöremedikten sonra ancak yapabildiğimiz personelimizi, yetkin personelimizi bir arada tutup onları korumaya çalışmak ve bu sürecin çok uzamamasını istemek. Bu tespitler hepimiz tarafından, sizin cenahınızda, bizim teknik firmalar tarafında hepimiz için tamam. Bunu cebimize koyduk ama şu tespite katılmıyorum. Büyük firmalar çok zorlanacak. Kurumsal firmalar çok zorlanacak. Küçük firmalarda hiçbir problem olmaz. İki kişiler, üç kişiler, onlara Allah ne verdiyse birlikte destek olurlar. Aynı tencereye kaşık sallarlar, ayakta kalırlar. Malzemeleri küçüktür.
en fazla evlerinin depolarına çekerler. Burada kurumsal olmaya çalışıp, kurumsal olup ayakta kalmaya çalışan firmalar çok zorlanacak. Çünkü süre belli değil. Yani keşke birisi dese ki tamam aşıyı buldum ya da tedaviyi buldum ve işte Aralık ayından itibaren yapacağımız her şey aralığa göre endeksleriz. Kredilerimizi ona göre öteleriz. Bankalarla onun üzerinden anlaşma yaparız. Mal aldığımız, vadelendirdiğimiz borçlarımızı, ithalatçıları ona göre akortlarız. Ama şu an hiçbir şey bilmiyoruz. Ya da kendi adıma bilmiyorum ben. Şu anda işte 2021'de Mart ayında bana bir iş gelmişti. Nasıl fiyatlandırayım falan. Bana kendi adıma çok ütopik geliyor. Çünkü ben 2021'in bir sene sonra doların nerede olacağını, benim firmamın kaç personelini ayakta tutabileceğimi bunları bilemiyorum. Bu tespitler fırtınanın devam ettiğine dair tespitler. Fırtına bitmedi ki hadi bakalım ne oldu bir etrafımıza bakalım depomuz hala ayakta mı acaba tavanı su mu akıtıyor falan diye o noktaya gelemedik. Şu an benim kendi adıma yaptıklarımı paylaşmamı isterseniz mali açıdan ayakta kalmaya çalışıyorum. Mali açıdan ayakta kalmak firmamın devamlılığını, sağlıklılığını sürdürmeye çalışmak. Bunun ötesinde işte çocukları olabildiğince motive ederek ayakta tutmaya çalışıyorum. Yetkin personelimi bir arada tutmaya çalışıyorum. Bu kafada desteklerle ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? Devletin size yapmış olduğu desteklerle ilgili. Devlet bankaları da belki. Hepsiyle görüşmelerimiz oldu. Ama zaten ya bu sektörde özellikle teknik firmalar bunu bilir. Bankacılığın da zaten bu şiarıdır, anayasasıdır. Borç borçla kapatılıyorsa sıkıntı vardır. Yani biz şu an bir katma değer üretemiyoruz ki, bir kazancımız yok ki. Ve hatta her ay eğer ki personelimizi tutmaya çalışıyorsak, eğer ki depomuz hala varsa ve bu kiraları ödemek zorundaysak, malzemeyi sokağın ortasına atamayacağımıza göre her ayda eksi yazılıyor. Demek ki o zaman mali açıdan ayakta durmamız lazım. Çok iyi imkanlarla. Sizin sorduğunuza gelirse devlet şu anda top çeviriyor. Ya işte devlet bankaları şunu benim Allah'a şükür şu anda mali açıdan çok çok büyük, Allah korudu. Bir şeye ihtiyacım yok ama başvuran arkadaşlarım zaten çok büyük bir benim çevremden de arkadaşlarımı görüyorum ben yayında. Onlara da daha detaylı sorabilirsiniz. Soranların yarısından fazlası geri çevrildiler. Ya borçlarından dolayı geri çevrildiler, ya kara listeden dolayı geri çevrildiler, ya da bir şeyden dolayı. Yani o imkanların çok net bir şekilde, borçlanmanın bile net bir şekilde sağlandığını düşünmüyorum kendi adıma. Ondan dolayı tespitler kısmında küçük firmalar İçine kapanır, dayanır. Büyük firmalar, kurumsal firmaların büyük sıkıntısı var. Büyük makine parkına sahip olan firmaların büyük sıkıntıları var. Çünkü o parka çekip çevirecek personeli ayakta tutması lazım. Onların geçimlerini sağlaması lazım. O parkı sağlıklı bir şekilde bir yerlerde muhafaza etmesi lazım. Bunlar da büyük ve büyük, büyük, büyük maliyetler. Her ay eksi olarak yazan maliyet. Bundan dolayı bu tespitlerde bence şu an fırtına devam ettiği için ancak ve ancak kendi adıma söylüyorum mali yönünü konuşabiliriz. Yani kendi adıma mali yönünü konuşabiliriz. Gelecekteki fikirlerle ilgili isterseniz daha sonra konuşuruz. Başım. Teşekkür ederim. Şimdi tekniğin bitmeyen bir işi de aslında dekor. Yani bir kısmınız dekoru da bir arada veriyorsunuz. Bilmiyorum belki tabir olarak yanlış kullanmış olabilirim. Ama biz teknik firmalardan dekor almaya çok alışığız maliyetleri azaltmak açısından. Aramızda aslında dekorla ilgili hipo var. Bilmiyorum Burçak Hanım konuşmak ister mi, Burçak Hırka? Kısa bir onların durumuna da bir bakalım isterim. Burçak Hanım? Sesiniz gelmiyor ama. Evet, şu an açık görünüyor. Ben gidiyorum Burçak, buyur. Merhabalar, ben Hipo Etkinlik Tanıtım'dan Burçak Irka. Evet, bizim adımıza çok ciddi bir problem var. Yani bugün Yavuz Bey de bahsetti, Sarko Bey de bahsetti.
Şu an zaten sektörel olarak biliyorsunuz biz 6 ay çalışıp 6 ay yiyorduk. Şu an 6 ayı da çalışamadığımız için yiyebilecek bir paramız kalmadı açıkçası. Ve bunun yanı sıra çok iyi bir sene hedeflerken almış olduğumuz işler çok kaliteli ve büyük işler olmasına rağmen yurt dışı bazı işlerimiz çok fazlaydı. Onlar da şimdi iptal oldu. Ve biz öngörülemeyen bir yola doğru ilerlemeye başladık. Az önce Kadir Bey'in de söylediği gibi şu an bir şeyi öngörmek için çok erken. Çünkü biz bir start verip bir iş başlangıcı yapamadık. Şu an hali hazırda mevcut parayı tüketiyoruz. Mevcut kaynaklarımızı tüketiyoruz. Mevcut materyallerimizi tüketmeye çalışıyoruz. O da tabii ki bir süre idare edebilecek bizi. O da edebilecekse, iş açılsa da inşallah onlar da bir an önce tükense ve yerine yenileri gelebilse. Ama öte yandan şöyle de bir gerçek var Mali Bey'in söylediği gibi bu nasıl finansal olarak bize yansıyacak? Maalesef ki tedarikçiler tarafından çok güzel rakamlarla yansımayacak diye tahmin ediyorum. Çünkü bizler dekor firmaları ve teknik firmalar aldığımız ürünleri euro ve dolar bazında alıyoruz. Bir tek kumaşı TL'ye alıyoruz ama kumaş da nihayetinde ipliydi vesairesi falan dolara endeksli olarak geliyor. Gibi sebepler. O yüzden fiyatları güncel tutarak dolar kuru ve euro kurunu baz almamız gerekecek bir süre. Bununla ilgili olarak da tabii ki Yavuz Bey'in öngördüğü ve söylediği bir gerçek var. Önce sen piyasayı kırarsın, sonra piyasa seni kırar. Eğer sen öncelikle fiyatlarını rekabette, işe alabilmekte, hızı arttırabilmekte, kendi ekonomini canlandırmak için bir şeyler yapabilmeye çalışırsan indirim olarak, bu bir müddet sonra seni de yok etmeye başlayacak. O yüzden şu an ucunu göremediğimiz bir yoldayız. Ne zaman ki iş başlayacak? Ajantalar yardımcı oldular mı size hiç? Teknik. Şöyle. Soracağım. Biraz da o konuya gelelim. Ajantalar size ödemeler konusunda olsun, bu ertelenen organizasyonların paralarını ödeme konusunda ya da çekleriniz konusunda yardımcı oldu mu? O konuyla ilgili Süper aslında soru. Çünkü şöyle, zaten vadelerimizi biz olabildiğince esnetmeye çalışıyoruz. Evet, bir vade süremiz var 30 gün gibi ama maalesef ki biz sıfırdan bir şey ürettiğimiz için önceden bir avans almamız gerekiyor. Malzeme tedariğini yapabilmek için. Fakat son birkaç senedir bu ön avans kısmını zaten temin edemiyorduk. Bunun yanı sıra bir de yapmış olduğumuz işlerin ödemelerinin vadeleri bu Covid'den dolayı gecikmeye başladı. Çünkü kimse ödemesini gerçekleştiremedi. Öte yandan Şampiyonlar Ligi gibi bir işin bütçelemesini ve onayını almıştık. Onlarla ilgili de hali hazırda bir ödeme tabii ki gelmedi. Çünkü proje çalışmaları vesaireleri falan filan tamamen yurt dışından geleceği için bizim bir özelliğimiz biliyorsunuz biz tasarımı ve filmlerimizi kendi bünyemizde yapıyoruz bir dekor firması olduğumuzun yanı sıra bir ajans olarak da hizmet veriyoruz. O yüzden o taraflardan bir ödeme alamadık. Mevcut yapmış olduğumuz işlerin de hala ödemelerini alamadık. O yüzden şu an biz Ocak itibariyle aslında bu sancılı süreci yönetiyoruz. Bugün Mayıs'a geldik. Mayıs'tan sonra da bir 3 ayı göremiyoruz şu an için. Haziran'da işlerimiz vardı. Onların da şu an iptal olma durumu söz konusu. Kaldık yine Eylül'e. Eylül'de bakacağız artık ayakta mıyız, neredeyiz, nasıl fiyatlandıracağız, dünya nereye gidiyor, biz nereye gidiyoruz göreceğiz o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu aşamada Oytun Bey söz almak ister mi? Söz almak isteyen dostlarımız chat kısmından yazarlarsa. Evet. Yoksa biz Serkan, tamam. Gördüğümüz arkadaşlarımıza, dostlarımıza direkt mikrofonu açalım. O şekilde yapalım. İki arda arda vermek istiyorum. Öncelikle Erdal Baba Yiğit'e vermek istiyorum. Hem dekor hem catering hem de teknik konusunda da destek sağlayan bir şirketi var. Kendisi Erdal Baba Yiğit. Şimdi Balıkesir'de rahat bir yerde, denize yakın bir yerde. Kaçtı 35-40 gündür orada. Buyurun Erdal Bey. Erdal Baba Yiğit lütfen bir şu an. Sesim bir açılıyor bir kapanıyor. Ben açıyorum ama. Tamam, okey. Buyurun Erdal Bey. Erdal Bey'in kabul etmesi lazım ben açtığımda. Orada kabul et diye bir şey olması lazım Erdal Bey. Evet, açıldı şimdi. Oldu, tamam. Hayırlı olsun. Şimdi herkese merhabalar. 1 Mayıs bütün arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. Şimdi ben konuşan diğer arkadaşlara destek babında birkaç tane tespitte bulunmak istiyorum. Bu
özellikle bu süreçte ne yapacağız? Tabii ben sektörün böyle olacağı Mart ayından beri, hatta Şubat'tan belliydi. Mart ayı başında çalışanlarla beraber bir karar verip işte bir kısmı ben, bir kısmı devlet tarafından ikame edilecek şekilde arkadaşlar anlaşarak tekrar işler başlayana kadar bir şekilde bir ayrılık süreci yaşadık. Fakat bu dönemde ayrılık sürecinde herkes nasıl evinden çalıştığı gibi biz resmen fiil olarak çalışmıyoruz. Evden çalışmak gibi bir lüksümüz de yok. Biz de hep sahaya gidip işte 50 metreye, 10 metre bekliyoruz, kaldır işte. İndir, bizzat işin içine gir. Bunların maliyetleri euroyla veya dolarla maliyetlerimiz. Bunu yansıtacağız. Şimdi Kadir Bey'in en son bıraktığı yerden almak istiyorum ben. Kadir Bey, banka kredileriyle ilgili işte başvuran arkadaşlarımız oldu. Bunların çoğuna geri dönmedi şeklinde. Şimdi bankaların çalışma sistemini hepimiz biliriz. Eğer bankada paranız varsa, bankada muhteber müşterisiniz, devlet tarafından zorunlu karşılık verilmediği sürece banka size kredi vermez. Eğer bankada krediniz varsa, mevduatınız varsa, devlet bankaya demişse ki siz 10 lira kredi dağıtacaksınız, banka ilk etapta kendi muhteber ödeyebilecek müşterilerine gelin bu krediyi alın diye zorluyor. Onun için bu dönemde bankalardan vesaireden çok fazla kredi kullanmak veya kredi bulmak kısmı zor. Artı kredi geldikten sonra bu krediler ne şekilde ödenecek? Yani şu an vadeler ne kadar düşük olursa olsun kredilerin, aldığımız kredileri ödeme konusunda çok fazla zorlanırız. Çünkü benim Nisan ayında şöyle söyleyeyim, kestiğim fatura 0 TL. 0 TL fatura kestim. Nisan ayında hiçbir faturam yok. Bundan sonraki dönemde de 2020 yılında ben çok fazla iş olsa, işler Eylül, Ekim gibi başlasa dahi bizim geçmişe dönük olarak ve bize sektörün ve COVID'in verdiği zararları önümüzdeki 6 ay içinde aşabilecek miyiz? Bir sene içinde aşabilecek miyiz? O da muamma. Şimdi yaptığımız event sayıları azalacak. Atıyorum yılda biz 100 parça işle kapatıyorsak bu 80 parçaya, 70 parçaya falan düşecek. Onun haricinde işlerin volümü azalacak. Bir kongre 500 kişi ise 500 kişi kongreleri 250-300 kişiyle kapatılacak. Dün bir de ben bir haber izledim. Haber özellikle uçak yolculuklarında bu COVID hastalığının klima sisteminden dolayı daha fazla yayıldığı vesairesi vardı. Uçak yolculukları, yani kongre veya event katılmak isteyenlerin yolculukları sağlık açısından sıkıntı olursa bu sayıları etkileyecek ve kongrelerin genel bütçeleri bunlardan etkilenecek. Kongrenin genel bütçesinin etkilenmesi direkt bizim tedarikçilere bu para yapar mısın kısmında olacak. Şimdi daha önceleri bu paraya yapıyorduk. İyi paraya da yapıyorduk. Kötü paraya da yapıyorduk. Bir şekilde bir firmayla çalıştığınız zaman o firmanın yıllık volümü sizi etkiliyordu. Yani 10 bin liralık işi zaman geliyor, 5 bin lira yapıyor, zaman geliyor. Hadi bu da bizden olsun. Ama bizim o yılda, bir yılda o firmayla 500 bin liralık, 300 bin liralık bir carimiz var. Buna göre gidiyoruz. Kendi tarafında sizin hangisinden ne kadar kazandığınızı 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Ama biz de bazen müsaade ediyoruz. Buyurun, devam edin. Böyle girmeseniz olmazdı. Neyse. Şimdi müsaade etmek zorundaydınız çünkü biz çözüm ortağınızız. Biz yoksa siz yoksunuz zaten. Yani biz tedarikçiler yoksak, işte transfercisi, dekorcusu, kepsecisi, teknikçisi yoksak siz tek başına hep beraber bir volt planı oluşturuyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Güzel kazandığımız işler olmuyor mu? Oluyor ama bu saatten sonra 2020 yılı tamamen ben kayıp bir yıl olarak değerlendiriyorum. Benim öngörüm Eylül-Ekim aylarında İşler başlar ama volümleri düşük olur. Yani beklediği, yani atıyorum Serkan Bey bir kongreyi aldı. Hele şu anda maalesef, maalesef demeyeyim, firmalar garanti paralar vererek kongreleri, özellikle ulusal kongreleri alıyor. Garanti paraların hepsi bir defa yerle bir oldu. Garanti parada işte 1000 hekim davetli, 1000 hekim gelecek, işte firmalar sponsor olacak ve bu işin bütçesi 3 milyon lira olacak. İşte kartlar dağıtılacak yani. Kartlar yeniden dağıtılacak. Garanti işi tekrar ele alınacak. Kadir Bey'in tekrar söylediği gibi ufak firmalar devam edecek. Bu kurumsal firmalar daha çok zorlanacak. Çünkü kurumsal firmalar devlet teşviği %60'ına kadar veriliyor. 3 ay veriyor. Bu arada çok önemli olan bir şey. 11 Mayıs itibariyle bugün İtalya, İspanya gibi ülkeler 5 Mayıs'tan itibaren hayati normalleştirme ticareti
tekrar canlandırmak için çaba sarf ediyor. Artık COVID ikinci planda. Yani ben bunu tekrar söyleyeyim. COVID artık ikinci planda, sürü bağışıklığını kazandırıp tekrar hayatı normalleştirmek zorundalar. Yani tabiri caizse kalan sahalar bizimdir. Teşekkür ederim. Yani kalan sahalar bizimdir şeklinde bir şekilde hayatını normalleştirme yolunda ilerleyecek. Yani bundan sonra fiyatlar nasıl verilecek? Bundan sonra yine aynı şekilde bu fiyata yapar mısın? O fiyat kurtarmaz, bu fiyata yapar mısın şeklinde gideceğiz. Yani şimdi esnaf. Kısaca müşterilerimiz tarafından geleyim. Müşterilerimiz de sene sonuna kadar pazarlama harcamalarını sıfıra indiren iki müşterim var. Yani benim en büyük iki müşterim. Yani iş yapmayacaklar sene sonuna kadar. İki tane büyük işim iptal oldu. Yaklaşık 30'a yakın da küçük ve orta çaplı iş iptal oldu. Sonuçta keşke bizde olsa da sizde iş yapıp bu pazarlıkları yapabilsek. Şimdi işte Serkan Bey benim bir numaralı müşterim. En çok ciroyu işte 500 bin, 1 milyon liraya Serkan Bey'den yapıyordum. İşte işler gitti. Dolayısıyla hakikaten 2020 yılı işte bir üstad var. Kongre firması olan bir üstad. Ona da görüşüyorum. Erdalcın bu yılı sil dedi. Önümüzdeki yıla bakarız dedi. Yani direkt ben de bu şekilde, bu minimalde. Teşekkür ederim. Erdal. Oytun Tan Bey'e söz vermek istiyorum. Az önce ses alamamıştık. Erkan, müsaade edersen Oytun'dan da izin isteyerek araya girmek istiyorum. Erdal Bey, çok teşekkürler. Bir şey sormak istiyorum. İşler yoluna girdikten sonra, yani işler başladıktan sonra biz yine geçmişte olduğu gibi sektör paydaşları olarak birbirimizin ayağına basmaya devam mı edeceğiz? Yani malum uzun bir süre işsiz geçireceğiz. Ondan sonraki işlere böyle kıran kıran atlayıp yine faydayı müşteriye mi sağlayacağız yoksa bizlere mi sağlayacağız? Yani hani birbirimize mi sağlayacağız? Bu çok önemli bir konu. Ben buna değinmek istiyorum birazcık da. Hani sektöre zarar veriyoruz çünkü. Bindiğimiz dalı kesiyoruz sonrasında. Bunu her alanda yaşıyoruz. Oteller, acentalar, her bağlamda. Bu konuya da değinmek istiyorum ben bu bağlamda. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ ol. Şimdi Oytun'a geçiyoruz. Oytun Bey. Merhabalar. Umarım sesim net geliyordur. Biraz daha verirseniz sesini. Biraz daha şöyle, o zaman şöyle tutayım. Evet. Belki daha rahat gelir. Şöyle söyleyeyim, ben de 1990'dan beri bu sektörün içindeyim. Benim çok gençlik yıllarımdan beri tanıyan arkadaşlarım da var, dostlarım var. Hem acentacı olarak, sonra da tedarik bölümünde servis veriyoruz. Birkaç tane markamız var. Bu markaların hepsi de hep tedarikçi bazında olduğu için en çok etkilenen tabii ki turizm sektörünün içerisindeyiz. Mart ayından beri de tamamen tüm işlerimizin iptal olduğu, sonra ertelendiği hepinizce malum. Bu süreçte hani tabii ki öncelikle tüm personelimizi tutmaya çalışıyoruz. Fakat bu ilerleyen dönemlerde ne kadar dayanabiliriz hep birlikte tabii bu konuda, ne kadar bir arada tutabiliriz, bu en kısa süre içerisinde atlatılması gereken bir durum. Ama şunu öngörüyorum ki Ağustos ayından evvel hiçbir iş yapabileceğimizi ben düşünmüyorum. Bu bizdeki şöyle hani gelen talepler, ertelenen talepler hep Haziran'da dahi olanlar, Temmuz'da dahi olanlar, Ağustos, Eylül, Ekim gibi erteleniyor. Devlet desteği olmadan bunun altından kalkmak da çok kolay bir şey değil. Özellikle bizler gibi ne tip bir devlet desteği istiyorsunuz? 200 milyar civarında destek geldi şu ana kadar. Valla destek geldi. Evet, öyle bir rivayetler var bankalar tarafından. Yalnız realiteye geçtiğini ben daha hiçbir arkadaşımda görmedim. Açıkçası. Onu bırakın personeller için başvurduğumuz kısa çalışma ödeneğiyle alakalı da hiçbir geri dönüşü olmadı. En son İşkur'dan müdürüyle bir görüşmemiz oldu. Pazartesiye kadar tüm başvuruları şartsız karşılayacaklarını söylemişler. Benim muhasebecim 40 taneye başvurmuş, 2 kişiye çıkmış şu ana kadar. Yani yaklaşık 25 gün önce başvurdu herkes. Ben 25 Mart itibariyle başvurdum açıkça söylemek gerekirse tüm çalışanlar için. Daha bir geri dönüş olmadı, kısmet. Ama biz olmasa da arkadaşlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz tabii ki. Çünkü bu işin içinde hep beraberiz. Hep beraber varsak varız, yoksak yokuz. Tek başımıza bir şey yapma
imkan ve ihtimalimiz yok. Ben evet bir bilgisayar yazılımcısı olsam veya web tasarımcısı evde bilgisayarımın karşısına geçerim. Ama malzemeleri olan, bunlarla birlikte iş yapan, kurulum yapan veya sunum yapan firma olarak ekibim olmadan hiçbir şey yapmam mümkün değil. O yüzden de bu arkadaşlarımızı elimizin altında her zaman tutmamız lazım, desteklememiz lazım. Ha, devletten beklentimiz nedir? Tabii ki bunları daha sonra hep beraber IMAIS olarak iletmeye çalışacağız. Devletten beklentimiz nedir? Bu süreç içerisinde tabii çok ülkenin yapmış olduğu gibi acentalara veya organizasyon firmalarına kredi vermek değil. Krediyi verirseniz 6 ay sonra işlerimiz düzelmeyecek bu kadar. Onu geri ödememiz daha zor olacak. Almanya'daki gibi veya işte İngiltere'deki gibi, Amerika'daki gibi hibe krediler vermeleri lazım. Almanya'da ben bir acenteci arkadaşımla görüştüm. İşte bizim gibi çalışmasını durdurduğunu bildirdiği günün ertesi günü 9.000 euro hesabına yattı. Evet. Biz de sadece nasihat aldık yani hep birlikte. İlerleyen dönemlerde de bunun altından kalkmak gerçekten çok güç olacak diye düşünüyorum hep birlikte. Özellikle yatırım yapan dostlar olarak. Turizm camiasının bir arada olması lazım. Belli kanunlaşmanın çıkartılması lazım. Ben bunu hep savunuyorum. Özellikle kurumsal organizasyonlarda gerçekleşen toplantı ve organizasyonlar için MICE'ın bir kanununun olması lazım ki tüm sektör paydaşları bu kanun üzerinden, bu yasalar üzerinden bir arada duralım. Bu kurallar çerçevesinde uygulamaları yapalım. Hem kendimizi, hem acentaları, hem kurumsalları da daha çok korumuş oluruz. Katkıların için çok teşekkür ederiz Oytun. Ben teşekkür ederim. Bir de fuar ve fuar teknik ve malzemeleri konusunda Kemalettin Bey, fuar dizayndan Kemalettin Bey'in görüşlerini almak isterim. Kendisiyle çok büyük işlerde bir arada olduk. Tabii sadece fuar gibi düşünüyoruz ama biz büyük devlet kongrelerinde kendisiyle çok büyük işler yaptık zamanında. Kemalettin Bey, siz nasıl görüyorsunuz? Hem fuar tarafını hem büyük organizasyonlar tarafını nasıl görüyorsunuz? Uluslararası yaptığınız işleri de biliyorum. Yurt dışında fuarlar, standlar ve teknik materyaller, ne onlar konusunda ne gibi bir görüşünüz var? Öncelikle herkese merhaba diyorum. Çok verimli bir toplantı. Aslında ben sadece dinleyici olarak katılmak istemiştim ama söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Biz biraz daha fuar tarafındayız. Dediğiniz gibi uluslararası büyük kongreler olduğu zaman onların altyapılarını hazırladık bugüne kadar. Sorunlarımız farklı değil, aynı. En büyük sorunumuz sanıyorum öngörülemezlik. Yani ne olacağını bilememek şu anda hepimizin en büyük kabusu gibi görünüyor. Fuarcılık tarafında iki önemli gündem var şu anda. Fuarlarda birincisi, dün Hunan'da bir otoshow fuarı açıldı. Bu bizim için şu anda sevindirici bir şeydi. Ve aynı zamanda Çin'in en büyük fuarlarından olan Guangzhou'daki Çin fuarlarından ertelenmişti Mart'ta, Nisan'da. Bir tanesi de Haziran ayı içinde, yanlış bilmiyorsam, sanal olarak denenecek. Dolayısıyla bizim tarafımızda da iki durum var. Birincisi, biz işin üç boyutlu hale gelmesini sağlayan sektörüz ve tamamen bu işlerimizin dijitale kaydığı zaman belki de en hızlı yok olacak sektör biziz. Dolayısıyla refleks olarak işlerimizin devam etmesini beklemek en büyük temennimiz. Bunun gerçekleşmesini istiyoruz. Fuarcılık tarafında da benzer birçok toplantılar yapılıyor. Herkesin hemfikir olduğu bir nokta var. Böyle bir zorlama olmadığı müddetçe bizim fuar veya kongre işlerindeki real işlerin ortadan kalkması mümkün değil. Ancak bu tip zorlamaların tekrar
gündeme gelmesi ihtimali var. Eğer olursa ciddi krizler yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Şu anda Avrupa'da da aynı durumda fuarlar. Onlar bizden daha önce tepki gösterdiler. Hatta biz dünyanın en önemli fuarlarından bir tanesi EMIT fuarının açılmasına 2 gün kala bütün fuar kurulmuştu. 180 ülkenin katıldığı bütün fuar kurulmuştu ve fuar iptal edildi. Çok ciddi krizler yaşandı arkasından. Çözülemiyor. Bir sürü sorunlar var. Aslında çok farklı değiliz ama ileriye yönelik nasıl çözümler buluruz konusuna her ne kadar belirsizlik olsa da çalışmamızda fayda var diye düşünüyorum. Çünkü nihayetinde işimiz bu ve bu işimizi nasıl çözeceğimizi şu anda öngörmek mümkün değil. Sadece fikir alışverişinde bulunabiliyoruz. Teşekkür ederim. Okay, ben teşekkür ederim. Fuar işine girmişken bir de Sedef'ten Gökhan Akbulut Bey konuşmak ister mi? Kendisine de bir söz vermek isterim, kısa bir söz. Gökhan Bey konuşmak ister misiniz yoksa devam ediyoruz? Bir merhaba demek isterim tabii herkese. Buyurun. Merhabalar. 1 Mayıs bayramını kutluyorum herkesin, tüm çalışanlarımızın. Şimdi tabii Kemalettin Bey bizim sektörümüzün, derneğinin de başkanı. Aslında çok güzel noktalara değindi. Tabii ben belki bir iki güncel durumdan bahsetmek isterim. Şimdi evet biz 3 boyuta çeviriyoruz olayı biraz. Sanal ortama geçtiği vakit tabii ki biz sıkıntılara düşeceğiz ama olay normale döndükten sonra her zaman yaptığımızı daha farklı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Var olabilmek için. Çünkü dünyada bir sürü taş yerinden oynayacak. O sebeple farklı bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama biz Türk insanı olarak tabii dokunmaktan, hissetmekten geri duramayız. Dolayısıyla konvansiyonel modele fuarcılık belli sektörlerde devam eder diye düşünüyorum. O sebeple zor bir süreç. Tabii devletin verdiği destekler var. Bu destekleri sıkıntı ya da normal dolaşım başlayana kadar desteklerin devam etmesi gerektiği kanısındayım. O sebeple kiralar konusunda hem depo hem iş yeri kiraları konusunda destek sağladı mı mal sahipleri? Şimdi bizim binamız kendi binamız. Dolayısıyla öyle bir şeyimiz çok şükür öyle bir sıkıntı içinde değiliz. Ama sağlayanlar yani duyduğumuz meslektaşlarımızdan duyduğumuz kadarıyla evet esneklikler var ama bunlar tabii tahakkuk edecek günün birinde öteleniyor, ediliyor. Mutlaka işler açıldığında yine %50 indirim yaptı mal sahibi diyor. Öyle güzel haberler alıyoruz tabii. Onlar da alamamaktansa gitmesindense belki %50 indirim yapıyorlar. Ya kesinlikle tabii yapmak zorunda. Çünkü yani şu şartlarda orayı yeni birine kiraya vermesinin imkanı yok mal sahiplerinin. Dolayısıyla aklın yolu bir bunu bu esnekliği sağlamaları lazım. Bir de tabii şeye ihtiyacımız var. Biraz aşağı yukarı 45 gündür evdeyiz, kapalıyız. Psikolojik olarak da rahatlamamız lazım. Dolayısıyla öğrendiğim yeni bir şeyi aktarmak isterim. Almanya normalleşme sürecinde ilk sanat galerilerini açacak. Dolayısıyla insanların psikolojilerinin biraz daha normale dönmesi anlamında. Bunlar tabii olumlu göstergeler ama fuarcılığın ivme kazanması için bence uluslararası dolaşımın iyi bir kapasiteyle açılıyor olması lazım. O anlamda gözümüzü, önümüzü karanlık karartmıyoruz. Umutla bakıyoruz. Devletin de gerekli desteği biraz daha sağlamasını düşünüyorum, sağlayacağını düşünüyorum. Katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Vedat Duru Bey de sıra. Vedat Duru Bey, siz de katkılarınızı. Önce kendinizi bir tanıtırsanız lütfen.
Vedat Duru Bey aramızda mı? Yoksa Talha Bey'e geçelim. Alo, sesim Vedat geliyor mu acaba? Vedat Bey, sesiniz, sesiniz geliyor. Eğer Vedat evet, Bey. Geliyor Vedat Bey. Geliyor mu? Evet, geliyor. Evet, geliyor. Vedat Duru renk turizmi sahibi. 35 yıllık sektörde eskilerden sayılırız biz de. Öncelikle Emek Bayramımızı hepimizi kutlarım. Bahadır kardeşimize ve tüm MAIS grubuna Hüseyin Bey'e teşekkürlerimizi iletiriz bu güzel organizasyon için. Benim iletmek istediğim bu virüs olayı sebebiyle olumsuz da olsa bir fırsat olarak değerlendirip bu acımasız sektör içindeki rekabetin acaba sonlandırılmasına vesile olabilir mi? En azından büyük şirketlerle çalışan meslektaşlarımızın o şirketleri sübvanse etmesi finansal açıdan, eksi fiyatlar verilmesi incoming turizmi açısından bu vesileyle sonlandırılabilir mi? Dilek ve temennim bu. Bunu bilgilerinize sunmak istedim. Çok teşekkür ederim. Saygılar ve sevgilerimle. Biz ajantacılar tarafında da bazen şöyle bir şeyler oluyor. Krizler sonrasında bu kaybettiğimiz paralar ya da harcadığımız gereksiz paraları tekrar yerine sokmak için bir sürü işi içeri atmaya çalışıyoruz. Sizde de böyle bir şey oluyor mu teknik tarafta? Yani biraz daha şey yaparsınız, açarsanız. Şöyle söyleyeyim. Ne kadar çok işi içeriye atarsam, hangi ne kadar çok ajantayla bir arada çalışırsam, fiyat kırarak olsun ya da ekstra bir şeyler vererek olsun, işleri alalım. Biz de çünkü ajanta tarafında da böyle rakiplerle karşılaşıyoruz. Her şeyi hem fiyat düşürüyorlar, hem ekstra hizmetleri ücretsiz veriyorlar. Bunun sonrasında da bu iş daha bir çözülmez bir paradoks haline dönüyor. İşte o nedenle ben bunu üzerinde özellikle bahsetmek istedim. Bu bir dönüm noktası olsun temennimle. Bu birçok meslektaşımızdan görüyoruz, duyuyoruz. Olabildiğince biz de tabii rekabet sebebiyle fiyatları düşürmeye çalışıyoruz. Ama bir noktadan sonra artık bırakıyoruz ipin ucunu. Kim alırsa alsın diye. Çünkü çok büyük eksi fiyatlar falan bize göre değil. Normalde her şeyin bir ederi vardır. Bunun altına indiğimiz takdirde hem iş tatminkar olmaz, hem ileriye yönelik müşterimizi kaçırırız, hem de meslek etiğine aykırı bir şey olmuş olur. Fakat tabii sık sık karşılaşıyoruz bu tip olaylarla. biz seyahat acenteleri, biz banka değiliz. Yani niçin müşterilerin bu talebine istinaden, onların finans bakımından taleplerini karşılayalım, değil mi efendim? Yani biz banka değiliz, sonsuz para sahibi firmalar değiliz. Bu krizde de gördük ki herkes bir yere kadar nefesi yetiyor. Dolayısıyla bunu bu kısır döngüyü aşmamız lazım. Bu da belki bir vesile olur. Teşekkür ederim Vedat Bey. Ben aslında Mikail Bey'e pas vermek istiyordum. Siz arada ajente olarak aldınız. Ben Mikail Bey'e teknik firmalar tarafından yok, bizde de aynı savaş oluyor biliyorum. Teknik firmalar tarafında oluyor mu diye. Mikail Bey, müsaitseniz size söz vermek istiyorum bu konuyla ilgili. Herkese selamlar. Söz verdiğin için de teşekkür ederim Serkan. Herkesin Ramazan'ı mübarek. Emek Bayramı kutlu olsun. Şimdi şöyle, bu sorduğun soruyla alakalı olarak cevabım şu. Biz konsist olarak hiçbir zaman işte bir başkasının ayağına basmak veya dur şu işi de içeri alalım diyerek iş yapmıyoruz. Bizim bir fiyat politikamız var. Yıllardır o fiyat politikası çerçevesinde kendi prensiplerimiz içerisinde iş alıp o işi en iyi şekilde yapmanın peşinde oluyoruz. Bunu tabii kim, yani herkesin kendi ticari anlayışı içerisinde bunu yapmaya kendine göre, belki üzerine para vererek bile yapabilir. Herkesin ticari görüşü kendine aittir. Ve rekabet kurumu ve onun bağlı olduğu kanunlar çerçevesinde de bir fiyat politikasının konuşulması maalesef ne Türkiye'de ne Avrupa'da, dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde konuşmak mümkün değil. Öyle bir fiyat hesaplaması yapamazsınız. Özellikle de bizim için zaten bu söz konusu değil. Çünkü kiralama hizmeti veriyoruz. Hizmetin fiyatını kimse karar veremez. Buna bir alt şeyi yapamaz. Şimdi ben, tabii herkesin derdi var, hepimizin derdi var.
Bu dert ama her zaman vardı. Biz yani memleket olarak zaten çok alışız. Minimum 3 senede, 5 senede ya bir yerde bir bomba patlıyor, ya bir yerde bir ekonomik krizi oluyor, ya işte bir başkan çıkıyor bir laf ediyor. Devamlı bir kriz içerisindeyiz. Yani biz zaten buna çok alışıyoruz aslında bakarsanız. Bu kadar büyüğünü dünya görmediği için şu anda bir afalladık, ne oluyor diyoruz. Ben her krizin aynı zamanda bir ortam yarattığını da düşünüyorum. Bunu da iyi manada düşünüyorum. Çünkü biz ülke olarak hem coğrafyamızdan dolayı hem insanımızın çok kültürlü olmasından, çok kozmopolit olmasından dolayı çok şanslı bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Şöyle de bir örnek vereceğim. Özellikle COVID-19 ile alakalı olduğunu düşündüğüm için. Geçen senenin sonlarına doğru yurt dışında bir toplantıya katılmıştım. Akademi SOS diye dünya genelinde maaş sektörüne veya kongre yapan firmalara hizmet veren bir kurum var. Ülkelerdeki sağlık sistemleriyle ilgili organizasyonlara destek veriyor. Diyor ki, işte atıyorum Almanya'ya gideceksiniz. Evet, Almanya bu konuda en iyilerden bir tanesi. Yeşil sertifikalandırıyor. İşte İspanya ortalarda sarı sertifikalandırıyor. Türkiye yeşil sertifikalı bir ülke. Bunu söyleyeyim. Bunu ben hatta birkaç tane beraber çalıştığım arkadaşıma da şey yapmıştım. Uluslararası kongre yapanları. Bunu kullanabilirsiniz. Çok önemli. Antalya izole edilebilir bir şehir olduğu için bu bize çok büyük avantaj sağlıyor. Bu virüsün Çin'den bize doğru geliyor olması Çin'i okasyonun dışına çıkartıp bizi daha fazla içine alma olasılığı var. Özellikle de oradaki vize almanın zorluğunu vesaire düşünürseniz. Ben yani bu kriz bitecek. Bitecek yani. Bunun şey yok. Hepimiz biliyoruz. Anadolu'nun dört bir tarafında 2000 yıllık, 2500 yıllık amfiteyatrolar var. Bu demektir ki insanın doğasında bir araya gelmek var. Bunu engellemenin hiçbir yolu yok. Şu anda kurumlar kimse bu riski almak istemediği için çalışanlarını bir araya getirmek istemiyor. Çünkü bizde bile öyle. Bugün eleman çalıştırsanız ve virüsü kapsa size iş kazasıyla dava açma şansına sahip. Şimdi böyle bir ortamda haliyle kurumlar da bunu minimuma indirmek için bütün organizasyonlarını ertelediler. Bu normaldi. Ama bunun sonrasında gelecek olan şeyi ben şöyle görüyorum. 2021 Ocak'tan itibaren öyle bir iş yağmaya başlayacak ki inşallah memleketimize bizim buna hazırlık yapmamız lazım. Buna hazırlık yapmak için de ben kendimce elemanlarımı eğitmenin şeyine düştüm. Bu arada çünkü yani tamam herkes evde oturuyor da evde boş oturmasınlar yani. Bu hepimiz için geçerli. Belki bizim mesela atıyorum lisanla ilgili bir problemimiz var teknik firmalar olarak ama acentalarımızın da problemleri var. Onlar da bir program öğrenebilirler bu süreç içerisinde. Yani herkes kendi firmasına bir şey katarak buradan daha güçlü çıkabiliriz. Maddi anlamda asla konuşmuyorum. Yani devlet o yardımı yapmış, banka bu yardımı yapmış vesaire vesaire. Ticaret yapan herkesin bunu 5 senede bir kriz yapılıyorsa, yaşıyorsa bu memleket bunun için bir önlem almış ve ona göre hazırlık yapmış olması gerekirdi diye düşünüyorum. Tabii ki çok kötü yakalandık. Çok kötü bir zamanda yakalandık. Bunu Temmuz'da yakalansaydık daha bir farklı olabilirdi. Haziran'da yakalansaydık bizim en azından Mayıs sektörü için söylüyorum çok daha iyiydi. 3 ay zaten boş oturuyor olacaktı. Ben bunun evet çok kötü bir şey ama buradan daha kuvvetli çıkabileceğimizi düşünüyorum. Bir ufak de, yapıların başka bir şey daha gideyim. Oteller ve kongre merkezleriyle anlaşan firmalar var aranızda, teknik firmalar. Onların evet. Yatırımlar ya da onlarla anlaşmalarınız ne durumda oldu bu kriz sonrası? Bu bir yani bir şimdi şöyle açıkçası onların mesela, senin vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam bazı otel. Benim yok biz daha en başından 2006 yılında Lütfi Kırdar bizi buna teklif ettiğinde biz buna karşı çıkmıştık zaten. Çünkü nasıl daha öncelerinde hatırlarsanız Konrad'dı, Klasis'ti, Çırağan'dı böyle eksklusif anlaşmaları yaptıklarında bu kabul edilebilir bir şey değildi. Kongre merkezinin yapması hiç kabul edilebilir bir şey değil. Lütfi Kırdar özelinde konuşuyorum bunu. Daha sonraki özel açılan kongre merkezleri için bunu söyleyemem. Ama Lütfi Kırdar hepimizin ortak olduğu, memleketin malı olan bir yerde sadece bir tane firmayla ben kardeşim sadece bu firmayla çalışacağım deyip diğer firmaları dışarıda bırakmak, o dışarıdaki firmaların kendilerini yenileyememesi demeyeyim de daha uzun vadede yenilemesine sebep. Halbuki hep beraber gidelim orada iş yapalım. Yani bunun şeyi yok diye düşünüyordum. Ama oraya girerken arkadaşlar büyük yatırımlar yaptılar. Allah da kolaylık versin. Hele de işler düzenlemeye başlamıştı. 2016'da Sultanahmet'te patlayan bombadan sonra biliyorsunuz biz özellikle yurt dışına hizmet veren firmalar olarak çok büyük sıkıntı içerisindeydik. Bu senenin başında işler çok hızlı bir şekilde rayına girerken bu mevzu
gerçekleşti. Ve bu arada işler düzeliyor diye malzeme alan çok arkadaşımız var. Yüksek kura rağmen. Ve bir anda kesilince gerçekten o firmaların durumu çok iç açıcı değildir diye düşünüyorum. Ama biz Türk insanı olarak çok dirayetliyiz. Her türlü krizin altından kalkabiliriz. Çünkü biz birbirimizle konuşuyoruz. Aslı Hanım yeni yatırımlar yapmamızı çok beklemeyin dedi. Biz 2 milimlere geçeriz falan diye düşünüyorduk. Ama bir müddet daha 3 milim debtlerde kalacağız galiba. 30 bin ansiklümenlere çok çıkamayacağız. 20 bin ansiklümenlerde kalacağız galiba. Değil mi? Yani müşterilerimize satacağımız şeyler, teknoloji biraz elimizdeki malzemeyle sınırlı olacak. Çünkü euro oldu 7.73. Bunun kurun artışıyla ilgili hiçbir yok. Şeyi yok. Benim yani Aslı'ya şey yapmak için söylemiyorum bunu. Ben bunun kurla alakalı olmadığını düşünüyorum. Bu yapacağınız işle alakalı. Eğer ayda 20 tane kiralayabilecek iş bulursanız 20 bin ansürmende satın alırsınız. 30 bin ansürmende satın alırsınız. Yani çünkü kur ne kadar çıktı? %15 mi çıktı? %20 mi çıktı? İşinizi %30 arttırırsanız o malzemeyi alırsınız. Yani bu kurun artması tabii ki çok önemli bir şey. Ama bir taraftan da iyi bir şey. Yani şimdi emek bayramında bu konuya dönmek istemem ama velakin bu sefer de içerideki giderleriniz düşüyor. Aslında öyle bir gerçek var yani. Bu konuyu açıyor. Aklıma başka bir konu daha geldi şimdi. İnsentif işlere verilen fiyatlarla kongre işlerine verilen fiyatlar aynı tek malzeme olduğu halde farklı fiyatlar veriyordu. Şimdi öyle olmaya devam edecek mi? Ya da öyle olduğunu kabul ediyor musun? Erkan şimdi şöyle onu öyle olma ihtimali yok. Çünkü kongrede verdiğiniz hizmetle aynı malzemeyi kullansanız bile toplantıya verdiğiniz hizmet kesinlikle ve kesinlikle aynı değil. Kongreye verdiğiniz hizmeti ilk gün bir defa kuruyorsunuz, çalıştırıyorsunuz ve ondan sonrası gerçekten endüstriyel bir şey. Neredeyse oturuyorsunuz 4 gün boyunca. Toplantı öyle değil. Toplantı da devamlı ayaktasınız, devamlı alert durumdasınız. Öyle olunca sizden giden enerji çok daha yüksek. Şimdi bakın yani bugün Berlin'de bir toplantı yapıyoruz. Euro ile satıyoruz. Öyle söyleyebilirsiniz. Biz de euro ile satıyoruz onları. Biz euro satıyoruz. Biz de euro. Fiyat olarak söylemiyorum Sergen. Bak şimdi Almanya'da bir toplantı yapacaksın. Fiyat istedin. Sana malzeme fiyatı 50 bin euro gelir. Yanında 50 bin euroluk da bir servis şeyi vardır. Bizim memleketimizde maalesef bilgiye şey yapılmadığı için, para ödenmediği için siz bunu bir şekilde orada fiyatlandırıyorsunuz. Yani ben çok affedersiniz ama ben yani şu anda da katılımcı arkadaşlarımdan bir tanesinin yüzüne söyledim. Koltuğa 150 lira kira yazıp teknisyene 100 lira yazıyorsanız kusura bakmayın da bakın az önce Aslı söyledi yani. Ya bir teknisyeni masaya oturtmak için minimum 3 seneye ihtiyacınız var ya. Koltuğa 150 lira kira ödeyebiliyor ama 100 liralık teknisyen parasına laf ediyorsanız kusura bakmayın. Ben o ajantayla zaten çalışmam yani. Çünkü benim bilgime değer vermeyen adam benim verdiğim hizmete nasıl değer versin? Yok. Ben bunu kabul etmiyorum. Kabul etmedim için az önceki verdiğin soruya o cevabı şimdi vermiş olayım. Benden hizmet alacak adama zaten vermem. Yani o fiyatın altına girmek falan filan hikaye kalıyor ondan sonra. Yani o yüzden kongre fiyatları. Çünkü kongrede salona gerçekten dün işte part-time firmalarından kiraladığınız bir adam oturtursun. Şunu aç, şunu kapat dersiniz. Oraya teknisyen koymak durumunda bile kalmayabilirsiniz. Bir sürü kongre için konuşuyorum. Toplantı da öyle değil ama yani. 20 kişilik bir toplantı bile olsa o toplantıya son derece özen göstermeniz gerekir. O da o fiyatı yukarıya çeker. O servisle alakalı bir şeydi. Sonuç olarak bu kriz evet çok kötü vurdu bizi ama ve lakin ben buradan çok daha güçlü olarak çıkacağımızı düşünüyorum sektör olarak, Türkiye olarak. Durumumuz, şartlarımız, memleketin olanakları buna çok müsait. Bu süreyi iyi değerlendirelim, kendimizi eğitelim, elemanlarımızı eğitelim, yeni bir şeyler firmamıza katalım. Yani evrimin doğasında var bu. Meteor vurunca dinozorlar gitti. Küçük yaratıklar evir gelecek. Ederim. Çok güzel katkın oldu. Mükemmel. Ben teşekkür ederim. Herkese selamlar. Allah halini görmemiştim. O da iyi oldu. Şimdi Handan Engin Hanım bir söz ister. Kendisine bir söz vermek istiyorum. Büşra Hanım. Evet. Herkes duyuyor mu acaba? Evet. Ben izninizi alarak önce herkese bir merhaba dedikten sonra izninizi alarak şurada bir ayrıma gitmek istiyorum. Bugün aşağı yukarı 30 yıldır sektörün içindeyim. 90 yılından beri kriz üstüne kriz yaşadık ve gene bu kadar krize rağmen gene hazırlıksız yakalandık sektör olarak. Doğru mu? Yani bu krizlerden akıllanamadık.
Ve bir krize daha çok kötü hazırlıksız yakalandık. Peki, ben şimdi izin verirseniz bu krize neden bu kadar hazırlıksız yakalandığımızla ilgili bir küçük tespitte bulunmak istiyorum. Çünkü bu krizin ilk geldiği andan itibaren sektörel yazdığım ve söylediğim bütün yazılarımda ve söylemlerimde hep aynı şeyi söyledim. Geldiğimiz noktanın bence en önemli sorumlusu, biraz önce Vedat Bey de aynı şeye değindi. Yaptığımız işi ticaret olarak görenlerle meslek olarak görenlerin getirdiği bir sonuçtur arkadaşlar bu benim için. Çünkü biz şu anda sektörde bu kadar hazırlıksız yakalandıysak, kar marjlarının düşmesi, hizmet bedellerinin yerlere vurması, bazen eksiye hani no-show'lar veya başka ekstralardan iş yapabilecek, onlardan gelir getirecek olmamız. Bütün bunlar piyasaya ticaret olarak para kazanmak, paramla para kazanırım, bu işte çok para var diyenlerin koydukları kurallara mecbur kalmamız nedeniyle bugün hazırlıksız yakalandığımızı düşünüyorum. Çünkü ben 93'te bu şirketi kurduğumda alt alta topladığımda %30'lara, %40'lara varan kar marjlılıklarını da gördüğümüz işler oldu. Ki işin doğası da maç sektöründe %25, %30 kar marjının finalize olmasıdır. Yani %25, %30'da eğer kar edemiyorsanız yani kağıt üstünde, çünkü bunun gözükmeyen maliyetleriyle zaten %15, %20'lere düşer o karlılık işin sonunda. Ama biz artık öyle bir hale getirildik ki, çok küçük bir örnek vereyim. Bankalarla çalışan meslektaşlarım bilirler. Bankanın işini yapıyoruz. Bankadan aldığımız faizli krediyle bankanın işini ödüyoruz ve bankadan 90 güne varan vadeleri yapan arkadaşlarımız var. Şimdi bu dönemin neyse, bir de görüyorum ki hala daha tedarikçi olan arkadaşlarımız sektörde fiyatlandırmayı belirlemeye çalışıyorlar. Arkadaşlar bakın, projeyi yapan biziz. Seyahat acenteleri için söylüyorum. Bir şirkete istediği bir bayi toplantısı da olsa, kongre de olsa, her ne tarzda etkinlik de olursa olsun, arkadaşlar o firmaya görseliyle, temasıyla bu projeyi üreten bizleriz. Yani seyahat acenteleri ve etkinlik ajansları. Şimdi kusura bakmayın, ben tedarikçinin bana piyasadaki fiyatı belirlemesiyle şirketimi yönetmeyeceğim. Biraz sert konuşan bir arkadaşınızım, kusura bakmayın ama kral çıplak demeyi bilmek lazım. Ben tedarikçilerimin piyasada fiyat belirlemesine başından karşıydım, bugün de karşı olacağım ve yarın da karşı durmaya devam. Anladım. Kusura bakmayın, çok az bir araya gireceğim. Burada IMAJ sektörün sesini dinliyor. Ama bizim ajantacılar kısmı bir sabahtı, bir de yarın yetmedi diye 17'de oturum koyduk. Şimdi peki, burası teknik firmalarla ilgili bir bölüm. Lütfen aranızdaki ilişkiyi başka bir mecrada paylaşırız. Onun için ayrıca bir toplantı yaparız. Kusura bakmayın, yanlış anlamayın. Bir bağlayabilirseniz kısaca. Dolayısıyla burada sabah, yani bir önceki oturumda otelciler için de söyledim. Burada gene tedarikçi arkadaşlarımızın emeklerini asla bir kenara itmiyoruz. İtemeyiz çünkü şunu belirlememiz lazım. Biz birbirimiz olmadan yaşayamayız. Bakın yani bu otelci acente olmadan, teknik malzemeciler acente olmadan, bizler de onlar olmadan yaşayabilecek kurumlar değiliz. Birbirimize entegre olmamız lazım. Bir önceki oturumda aynı şeyi söylemiştim. Bunu da şimdi tedarikçi ve teknik aksam veya teknik malzemeler üzerine olan teknik kurumlar için de söyleyeceğim. Lütfen arada direkt bizleri aşarak müşteriye verilen fiyatlar ve müşteriyle acente arasında %20 kar marjlarının minimumda olmadığı veya benim malzememe ben bu kadar para verdim, evet de biz de bütün bir yıl boyunca personelimizi şey yapıyoruz. Biz de kusura bakmayın, proje başına, yani hepiniz yaşıyorsunuzdur, bir proje geliyor bayi toplantısı ama onun mottosuna kadar, temasına kadar oturuyoruz. Günlerimiz, gecelerimiz, 3 ayımız gidiyor, yeri geliyor. Çalışmalarını yapıyoruz. Sonra o proje birazcık değiştirilerek başka bir arkadaşımızın önüne gidiyor. Şimdi dolayısıyla biz bunlar için bir proje bedeli alabiliyor muyuz hazırlık yapmak için müşteriden? Alamıyoruz. Bu kadar emek ne oluyor?
siyahı beyaz yapıyor, üstündeki bir noktayı değiştiriyor, hop. Ama biz işte o bizim de aklımıza gelmişti, öbür firmadan da gelmişti. Arkadaşlar bu süreç aynen otellerle olduğu gibi tedarikçilerimizle bir masanın başına oturup her türlü etik kuralı kazanacaksak beraber kazanacağız. Ben iki tane firmama sürekli benim ondan aldığım zaman bir yerlerden kiralama yapan teknik firmama satın almasını önerdim ve şu anda 10 yıldır onlarla çalışıyorum. Benden kiralama için aldığın parayla dedim, git malzemeni al. Yani birilerinden kiralayıp iki kere üstüne binmesin. Ama bu iş gene bir yere kadar gitmez. Çünkü o teknik malzemenin sürekli yenilenmesi gerekiyor. Bakın şimdi konuşuyoruz, 30 bin ansülümenleri o sene unutun. Yani zaten Mayıs olup olmayacağı belli değil. O da ayrı bir şey. Ama arkadaşlar birbirimizden ayrı yapamayız. Yani fiyatı belirleyen, kusura bakmayın, işe alan olması lazım. Biz kocaman bir aileyiz. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Teşekkür ediyorum. Şimdi Talha Bey'e bir söz vermek istiyorum. Yavaş yavaş da ondan sonra son sözleri isteyen olursa bir yazsın lütfen. Sonra kapatacağız. Tabii Murat Bey, siz de bir şey söylemek isterseniz son söz size bırakacağız. Buyurun. Merhaba, sesim geliyor mu? Geliyor, çok güzel. Buyurun. Öncelikle hepinizin hem Ramazan ayını hem 1 Mayıs Çim Ayramı'na kutlarım. Ben de sakal bırakmak isterdim ama bende olmuyor. Şimdi herkes... Mecburen evdeyiz, bıraktık. Çok verimli bir toplantı oldu. Sektördeki, ben 37 yaşındayım. Tahmin ediyorum 47-50-55 yaşında sektördeki müsaadenizle büyüklerim diyeceğim. Onları da dinleme şansım oldu. Çok faydalandım. Birinci konu şu, evet Türkiye 5 yılda 10 yılda bir krizlerle karşılaşan bir ülke. Hepimiz buna bir şekilde bir bağışıklık geliştirdik. Geliştiremeyen zannediyorum, yani yaşı itibariyle 35-40'ın üzerinde olup da bu ve benzeri konularla ilgili. Çünkü bu kriz, hani bugün Covid olmasaydı da zaten Türkiye ekonomisinin gittiği çok parlak bir yer yoktu açıkçası. Yani zaten bir şey bekliyorduk. Önümüzde işte yurt dışı borçları vesaire ödenemeyen 300 milyar dolarlar vesaireler konuşulan paralar. Biz ne yaptık? Biz şunu yaptık. Özellikle Ocak ve Şubat ayında, hatta kısmen Mart ayında, Mart'ın 10'una 11'ine kadar çalıştık. Ama bu dönemde 20-25 iş yaptıysak en az 50 işi de geri çevirdik. Bunu niye anlatıyorum? Biz akreditasyon üzerine, kayıt karşılama geçiş teknolojileri, data yönetim üzerine faaliyet gösteren bir firmayız. Az evvel benden önce konuşan sektör paydaşlarımızın ifade ettiği konu üzerine bir şey vurgulamak istiyorum. Şimdi hangi sektörde olursak olalım, piyasa kendi kendini belirliyor. Biz her işi almak zorunda değiliz. İş seçmek zorundayız. Birçok işi de almayarak para kazanmak durumundayız diye düşünüyorum. Yani işte benim 15-20 bin lira verdiğim bir işe, sektörden bir örnek veriyorum, 8 bin lira fiyat vermiş. 8 bin liraya ben o işi mal edemiyorken bile sırf rekabet olsun diye o işi alıp ne acente tarafını mağdur edip ne kendimi mağdur edip ne etkinliğin asıl sahibini mağdur etme gibi bir hakkım olduğunu düşünmüyorum. Bence bu konunun üzerinde durmak lazım. Bir diğer önemli konu, yine konuşmalardan olabildiğince dışındaki hani notlarım arasından çalışıyorum. Diğer önemli konu da şu, hani kutsal kitaplarda geçer, İncil'de, Tevrat'ta geçer, Kur'an'da geçer filan. 7 sene kıtlık, 7 sene bolluk hikayeleri. Yani bu kriz dönemleri bir yönüyle fırsattır. Buna çok inanıyorum. Önemli sebebi de şu, şikayet ettiğimiz bu sektörün içerisindeki haksız rekabetlerin önüne geçecek olan asli unsurlardan bir tanesi de iyi yönetilen firmalarla yönetilemeyen firmaların arasındaki fark ortaya çıkacak. Evet, birileri batacak. Herkesin batmaması gibi bir durum söz konusu değil. Birileri batsın. Yani ben kendi sektörümden fuarda çok ağırlıklı bir hizmet veriyoruz. Yani müsaadeleriyle bu sektörlerin duayenleridir. Kemalettin Bey, Gökhan Bey, yani Sedef olsun, efendime söyleyeyim, fuar dizayn olsun. Mesela stand konusunda. Yani şimdi iki masa bir kasa eskilerin tabiriyle iş yapmaya çalışan insanların vermiş oldukları hizmet ve fiyatla
mimarlarınızı çalıştırdınız. Efendim az önce hanımefendi de bahsetti. Bir projeye 3 ay zaman harcıyorsunuz. Emek veriyorsunuz. SESÇİK'teki arkadaşlarımız aynı şekilde. Çok ciddi. Biz aynı şekilde. Şu noktayı çok iyi belirlemek lazım. Entelektüel birikimimizi fiyatlamadığımız hiçbir işe girmememiz gerekiyor. Biz bu işleri aldığımız müddetçe, yani malı malzemeyi fiyatladığımız müddetçe bu ve benzeri durumlarla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz. Bugün bunun adı COVID olur, yarın başka bir şey olur veya bunların hiçbirisi olmaz. Ben mesela özellikle biletleme kısmında birçok arkadaşımdan biliyorum. Yani bir kısım holdinglerin sırf bu işe girip ya piyasayı bitirin, ben bir sene iki sene kendim sübvanse edeceğim, maliyetine yapın bu işi şeklinde yaklaşan insanlar dahi oluyor. Bunun önüne geçebilir misiniz? Geçemezsiniz. Ama siz kendi, yani biz kendi kalitemizi ortaya koyarak, bazı işleri almayarak, gerçekten bu işi entelektüel birikime saygı duyarak yapmak isteyen ve yapılmasını destekleyen kişilerle, şirketlerle, gruplarla çalışmak bizi ileriye götürecek diye düşünüyorum. Eylül-Ekim gibi de ben olumluyum, pozitif bakıyorum. Açılacak. Sektörümüz uzun süre kapalı kalmaya uygun bir sektör değil. Yani insanın yapısı, fıtratı, doğası buna uygun değil. Fuar kısmında özellikle, belki toplantı, kongre kısmını bilemem ama fuar kısmında zaten iş dünyası sıkışmış vaziyette ve herkes yeni fırsatlara muhtaç, aç şu anda. Belki çok farklı, çok yeni fuarlar da çıkacak. Ama Eylül'e kadar da evde oturacağız, öyle görünüyor. Umarız Talha Bey sizin şeylerinizden, bu turnike sistemlerinizden yüz binlerce insan geçer yine. İnşallah, inşallah. Handan Hanım'ın olayına tekrar en son bir daha giriş yaparız. Handan Hanım'ın sözü yarım kaldı diye alttan notlar var. Leyla Mizrahi Hanım'a bir söz vermek istiyorum. Chat'ten çok güzel yazıyor. Acaba bizimle konuşarak bize de görüşlerini paylaşmak isteyebilir mi? Tabii ki, sadece kameramla ilgili bir sıkıntım var. O yüzden ben daha çok gruba yazıyorum. Yok, sizi çok zevkle okuyoruz da yani burada daha rahat herkese. Yok ama şu anda beni göremiyorsunuz galiba çünkü. Evet. Yok, kamerayla ilgili bir sıkıntı var. Dün gece başka bir Zoom'da kamerayı patlattım, çözemedim henüz. Özür diliyorum öncelikle. Yapacaksanız devam edin lütfen. Yani ben açıkçası bu toplantıda gerçekten bu toplantının muhataplarını dinleyeceğinizi umarak katıldım. Ve ne yazık ki bizlerden çok bizlere iş veren insanların bize aba altından sopa gösterme toplantısına dönüştü. Hele Handan Hanım'la, yani pastanın üzerine çileği koymuş vaziyettesiniz. Kaç kişi konuştu ajantacı olarak? 3 kişi konuştu sadece. Yani fuar, ajente vesaire. Yani günün sonunda... Söz alan herkese verdik ama buyurun devam edin, dinliyorum. Buyurun. Neyse be. Yani... bence biraz daha bu işi nasıl etik yaparız, nasıl bir arada var olmayı becerebilirize fokus olmalıyız şu dönemde. Çünkü birbirimizin ayağına üstüne basarak var olmayı beceremeyeceğiz. Bugüne kadar hasbelkader var olmayı becermemiz bundan sonra becereceğimiz anlamına gelmiyor. Bu süreç dünyada çok şeyi değiştirdi. Değiştirmeye de devam edecek. Artık şunu anlamamız lazım. Eski iş yapma biçimleri bundan sonraki dünyada geçerli olmayacak. Böyle gelmiş, böyle gider, devri sona eriyor arkadaşlar. Biraz konfor alanlarımızdan çıkmalı. Biz bu işi daha doğru, daha profesyonel, daha kurumsal, daha hepimizi var edecek şekilde nasıl yaparıza fokus olmamız ve buna kafa yormamız lazım. Yoksa ben fiyatı belirlerim, ben istediğim adamla çalışırım, istemediğim adamı kapıdan sokmam, İşte onu öyle yaparım, bu kuralı ben koyarım. Yok böyle bir şey. Hepimiz birbirimize mecburuz, hepimiz aynı gemideyiz. Birbirimizin altına delik açarsak gemi komple batacak. Niye bunu anlamak bu kadar zor? Ben gerçekten anlayamıyorum. Cevap vermek isteyen varsa da gerçekten dinlemeye hazırım. Okey. Var mı başka bir katkınız bu konuyla ilgili? Çok teşekkür ederiz. Kusura bakmayın. Ben size söz verdim.
Başka kim söz isterse, şu an söz alamayan yok tahmin ediyorum ama umarım daha güzel günlerde bir arada oluruz. Var mı başka söz almak isteyen? Şu an bizim de Serkan'cığım müsaadenle bizim de zaten bu projeyle yola çıkarken mottomuz tüm sektör paydaşlarımızla hep birlikte çok daha güçlüyüz. Mottosuyla çıktık farkındaysanız. Gerçekten tüm sektör paydaşları, tüm tedarikçi arkadaşlarımız, dostlarımız, tedarikçi demekten ziyade sektör paydaşlarımız hepimiz çok daha güçlüyüz ve bu krizden birlikte el ele çıkacağız ve çok daha güçlü çıkacağız inşallah. Onun için buradayız. Onun için birlikte olmaya ihtiyacımız var. Herkesin katkısı çok değerli. Bunların hepsi kayıtlara giriyor ve bunu çok daha geniş platformlarda inşallah seyahat yasakları ve hayat normal döndükten sonra bunları bir araya gelerek kahve molasında beraber birlikte çayımızı yudumlarken, kahvemizi içerken de konuşabileceğimiz bir kongremiz, bir oturumumuz, bir zirvemiz olacak inşallah. O günler en kısa zamanda gelecek. İşlerde hep birlikte beraber olacağız yine. Derdimiz bu krizden hem ayakta kalabilmek krizin sonunda, hem de ayakta kaldıktan sonra da daha güçlü bir şekilde ileriye ve geleceğe adımlar atabilmek. Bunu birlikte başaracağız. Hep birlikte çok daha güçlüyüz demek istiyorum ben tekrardan. Ben de bir katkı sunayım. Biz de tabii bu Zoom şeyine çok alışık değiliz. Yani bu benim yaptığım ilk moderasyon Zoom üzerinden. Aynı anda 5 farklı şeye bakıyorum. Bütün herkesle yazışıyorum. Bir taraftan bakıyorum. Kusura bakmayın moderasyon konusunda bir hatam olduysa. Bir Hakan Şenbe'ye bir vermek istiyorum. Bir ajantacı daha ama kusura bakmayın. O da bir şeyler katkıda bulunmak istiyor. Herkese tekrar merhaba. Sevgili dostlar. Bu toplantının bugün 4.'sü. Çok yorulduk. 11'den beri kesintisiz yani 7.5 saattir yerimizden kalkmadan işte arkadaşlar modere etmeye çalışıyor. Biz arkada söz isteyenleri yazıyoruz. Bir şekilde hepimiz için yeni bu. Oteldeki büyük 500 kişilik, 1000 kişilik organizasyonları yönetmeye göre daha yeni bir deneyim hepimiz için. Onun için başlangıçta bir hem suçluluğu sahne ettiysek hem de yanlış uygulamada bir şey yapıyorsak geliştireceğiz tabii. Ama hani ben şuna katılmam ve çok da üzülürüm hem arkadaşlarım adına hem kendi adıma. Biz burada haddimize değil yani acentalar, efendim sesçiler, ışıkçılar, otelciler diye ayırmıyoruz. Sektörün komponentleri masanın etrafındayız. Ben kazanırsam tedarikçim, tedarikçim kazanırsa ben kazanırım. Biz 6 yıldır hiçbir yani ben 21 yıl ilaç, lojistik ve gıda alanında çalıştım. 6 yıldır bu işi yapıyorum. 6 yıldır çalıştığımız tedarikçilerimizi neredeyse hiç değiştirmedik. Müşteri tarafından olağanüstü bir yönlendirme gelmediyse ve hiçbir zamanda işte bunun fiyatı şu olur olsun bu olacak değil. Bir proje geldi ve o projeyi birlikte alıp yapabilmek adına da burada da var tedarikçilerimiz bahsedebilirler de. Onlarla bunu belirledik. Ben buradaki yaklaşımlarında belki başka bir şey anlatmak isteniyorken yanlış anlaşılmış olabileceğini düşünmeyi istiyorum. Mesele birbirimizin içinde değil. Bakın mesele birbirimizden yola çıkıp biz burada neleri konuşmalıyız? Ben Handan Hanım söylediğinden şurayı satın alabilirim. Bir akreditasyon belirleyelim. Fiyatlar genel düzeyini dibe vurdurmayalım. Leyla Hanım'ınkinden, işte Talha Bey'inkinden ve diğer arkadaşların yazdığından şunu satın alırım. Girdinin maliyetleri var, yükseliyor. Yani bunun fiyatını ben acente olarak nasıl belirlerim? Ben o girdinin fiyatlarına hakim değilim ki. O girdinin fiyatlarını bana kim tedarikçilerim, benim basiretli tedarikçim düzgün bir şekilde verirse ben o fiyatı iyi ifade edebilirim. Dolayısıyla aslında hepimiz aynı şeyi söylemek istiyoruzdur'dan yola çıkıyorum. Gerçekten bu tabiri yerindeyse kemik sesleri, tartışmalar bazen iyi ama şuraya evirmemiz lazım. Bakın biz bu çalıştayı şunun için yaptık. Burada herkesin sıkıntılarını alt alta yazalım. Sonra bunu bir rapor haline getirelim. Daha büyük bir ortamda çalıştayda bunu tartışalım. Ve de
gidip regülasyonu belirleme noktasında eğer ben vade konusunda, karlılık konusunda, acenta komisyonu konusunda belli bir şeye getirirsem, geçmişte bunun gümrükte yapılmış örnekleri var. Biz bunu Firuz Bey'e de anlattık bu arada. Dernek olarak gittik ve anlattık. Şu anda da arkadaşlar biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Ben eğer müşterim tarafından, tırnak içinde söylüyorum, yanlış anlaşılmasın, sömürülmezsem veya benim meslektaşım, acentacı arkadaşım gidip benim müşterime ben onun altına yaparım, sıfıra yaparım, daha fazla vadeye yaparım demez ise, biz bunun önünü kesersek ben niye tedarikçimin cebindekine göz koyayım? Bakın ben sizlerin belirlediği fiyatları ne kadar yükseltirsem altındaki komisyonu o kadar yüksek alıyorum. Yani ben isterim ki en pahalı otelde işi yapayım, en pahalı tedarikçiyle yapayım, ben bunu isterim. Ama sürdürülebilir olması lazım. Ne oluyor? Müşterilerimiz, yani hizmet alanlar bize basıyor. Biz de gidiyoruz belki o hırsla. İşte bunun daha ucuzunu almaya çalışıyoruz. Ama aslında biz kaybediyoruz. Onun için tüm söylenenlerden bence çıkaracağımız pozitif şey, bizim artık bu işi değersiz alandan değerli alana tekrar geçirmemiz lazım. Bir yazışmalarda, chatte okuyorum, diyor ki bir şeyimiz, katılımcı dostumuz, arkadaşımız, yurt dışında diyor, Avrupa'da, Amerika'da bir proje üretildiği anda bunun bir bedeli oluyor. Evet, biz bunu konuşmalıyız. Ben bir proje sunuyorsam 20 tane acentayı bir ihalede çalıştıramamalı benim müşterim. Ama biz burada kenetlenirsek bu olur. Yani bizler sizlerle hep beraber aynı yerde olursak, aynı gemide olduğumuzu hissedersek, işte bir otel, bir ses ışık firması bir acentayı, acenta onları kayırmaktan vazgeçer, kaliteye odaklanırsak, o zaman hepimiz bu işten ekmek yeriz. Yoksa böyle birbirimizi yeriz yani. Birine karar vermemiz lazım. Bak, ya birbirimizi yiyeceğiz ya ekmek yiyeceğiz. Ben diyorum ki ekmek yememiz lazım. Herkese katkısı için teşekkür ediyorum. Sadece başından itibaren, sabahtan itibaren çok olumlu gidiyor bizim şeyimiz, katkılar çok pozitif. Buradaki pozitif yapıyı da iyiye evirelim. Birbirimizle ilgili hiçbir sorunumuzun olmadığı aşikar. Mesele ekmek yemek. Ben herkese katkılar için teşekkür ediyorum. İki teknik firma arda arda geliyor. Tabii talep edildiği sürece. Decibel'den Pervani Bey, ardından da Magic Box Vedat Coşkun abiden bağlayacağız. Önce Decibel, Pervani kendisi ne çok DJ'lik de yapmıştır zamanında. Evet. Geçen çok büyük, çok güzel bir işi birlikte, sağ olsun. Buyurun. Herkese merhaba. İlk önce itibariyle kutluyorum herkesi. Ben bir iki tane not almıştım. Hemen onlara gireyim çünkü çok uzadı. Genel herkesin konuştuğu şeylerden konuşacağım diye. Biz işte bu COVID senaryosunu iki iyi ve kötü olarak değerlendiriyoruz. İyi senaryoda Eylül ayında bu işlerin başlayacağını ve Ekim ayında ya da öngörü Eylül-Ekim. Sektörde de birkaç tane büyük abilerimiz de bilgi alışverişi yapıp o dönemde ne yapacağımızı planlamaya çalışıyoruz. Kötü senaryoda da herkesin konuştuğu gibi 2021 yeni dönem diye değerlendiriyoruz. Ama bu arada herkes, yani yeniden söylüyorum, herkes bu konuda konuştu. Çok sıkılmak için çok hızlı geçeceğim. Dükkanın psikolojisini toparlamamız için de biz şu ana kadar kimseyle, çalışan personelimizle kimseyle ayrılmadık. Devam ediyoruz. Herkesle anlaşarak. Kendi talebi doğrultusunda da pazartesi günü itibariyle dükkan açıyoruz. İş yok ama ofiste zaman geçirmek istiyoruz diye talep ettiler. Dört kişi dükkanı açıp kendi psikolojilerimizi düzeltmek için böyle bir hareket yapıyoruz ve bu süreçte dediğiniz gibi kendimizi eğitmeye çalışıyoruz. Bir de kimse konuşmadı, hemen üstünden geçeyim. Bu kısa çalışma ödeneğiyle alakalı, eğer çıkmayan olursa bu 30 Nisan itibariyle herkesin çıkmayan arkadaşlara başvurup 1030 lira diye yanılmıyorsam bir para talep edebiliyorlar. Konuşmadığınız bilginiz olsun. Çünkü biz mesela Şubat'ta 3 tane eleman aldık. 60 günü doldurmadığı için bunu talep edebiliyorum. Konuşulduğumu duymadım. Bilmiyorum. Burada maksimum 4300 lira ya da 1680 galiba. Öyle rakamlar. Yok, o değil. Benim söylediğim o değil. Hak etmeyen için
Mesela Şubat'ta 6 Aralık 2030 lira mı ne öyle bir şey. Evet. Yani onu da söyleyeyim dedim. Hani konuşmadığını söyleyeyim dedim. Son olarak hemen kapatıyorum. Handar Hanım'a bir şey söylemek istiyorum. Umarım sizi doğru anlamışımdır. Burada konuşmak gerek yok. Sadece bir dakika o konu hakkında bir şey söylemek istiyorum. Çok haklısınız. Bazı yerlerde çok haklısınız gerçekten. İşte projenizi çalıyorlar. 3 ayınızı veriyorsunuz. Siz gece gündüz. Emin olun biz de bu tek malzemeyi toplamak için ömrümüzü veriyoruz. Ama sizin söylediğiniz kadar ucuz olmamalı bizim işimizde. Çünkü bizde ömrümüz bu kadar ucuz olmamalı. Ama olur da ömrü ucuz olan arkadaşlar varsa zaten hizmet veriyoruz. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler. Çok teşekkür ederim. Şimdi Magic Box Vedat Coşkun Bey'e söz vermek istiyorum. Vedat abi buyur. Müsait mi acaba? Vedat abi müsait misin? Sesimiz geliyor mu? Gitti galiba. Bağlantısı kapandı. O zaman bir Şebnem Mardini Hanım söz istiyor ama onun haricinde daha öncesinde teknik firmalardan söz isteyen varsa lütfen yazabilirse chatten hemen son görüşleri alalım lütfen. Yoksa Şebnem Mardini Hanım'a söz veriyoruz. Vedat Coşkun'da bekliyoruz Vedat abi. Şebnem Hanım bitmiş sanıyorum ama. Şebnem Hanım da bitmiş. Evet, göremiyorum. Okey. Tamam o zaman. Herhalde başka katkıda bulunmak isteyen kimse var mı? Vedat Bey yazmış sesim kapalı diye. Tamam Vedat Bey. Tamam Vedat Bey'in sesini açabilir miyiz Büşra? Katılımcılarda Vedat Bey'i de göremiyorum. Ben de göremiyorum. Evet Vedat Bey de gitmiş. Evet. Tekrar bakayım geldi mi? Vedat iPhone'u diye biri var şu an ama. Onu bir aç. Büyük ihtimalle onu açalım. Evet. Belki o olabilir. Açtım. Vedat, ben geldim. Hoş geldin. Buyurun. Tamam. Merhaba. Kapanmış ya. Yani bir daha girdim çıktım. Sesimi açamadım. Senin adına gerek yok herhalde. Seni herkes tanıyor. Vallahi sen abi dedin bir kere. Benden yaşın büyük. Saçına başına bak ondan sonra abi diyorsun. Beni bu duruma getirirsin. Ayıp edilsin. Buyur. Tanıyorsun derken tanımıyorlardır. Yani herkes, benim bir sürü tanıdığım arkadaşım, dostum var orada. Herkese selamlar. Ben biraz geç katıldım. Bir işim vardı, kusura bakmayın. Ortasından girdim. Ama konuşanların ondan sonrasını hepsini dinledim. Bu kısa çalışmayla ben bu arada İstanbul Ticaret Odası'nda meclis üyesiyim. Bu kısa çalışmayla ilgili bayağı bir çalışma yapıyoruz. Onunla ilgili size bilgi vereyim. 60 gün çalışan ve 450 gün sigortalı olan herkese bir şekilde ödeyecekler. Ama İstanbul ve Şişli'de çok yoğun olduğu için ayrı ayrı çalışarak bu işleri bitiremiyorlar. Muhakkak bu kısa çalışmayı çözecekler. 5'inden 6'sından sonra zaten herkese ödemiş pozisyonuna gelecekler. 16 saat çalışıyorlar orada bu arkadaşlar. Hatta evden maillerini alıp maillerini falan çalışıyorlar. Yoğun bir iş yükü altındalar. Allah onlara kolaylık versin ve bize kolaylık versin. Şimdi biz sektörde dünü, bugünü ve yarını konuşmamız lazım. Ama dün hiç konuşmamıza gerek yok. Dünü kapatalım. Bugünü konuşmak lazım. Bugün bu krizde nasıl kendimizi ileriye götürebiliriz, neler yapmalıyız, bu oturduğumuz 45 günde, hala daha oturacağımız 45 günde ne çalışmalar yapmamız gerektiğini zaten katılan arkadaşlarımızın birçoğu anlattı. Evet, kendimizi geliştirmeliyiz, bir şeyler yapmalıyız, yeni çalışmalar yapmalıyız diye düşünüyorum. Ben İstanbul'un, özellikle İstanbul'un gelecekte çok daha iyi olacağını, yani bizim büyük rakiplerimizden İspanya'nın, Fransa'nın,
başka şehirlerin işte Paris'in filan artık uluslararası işlerde daha sıkıntı duyacağını, İstanbul'un daha avantajlı olacağını ve Eylül'den sonra veya 2021'in Ocak ayından sonra çok büyük işlerin İstanbul'a geleceğine buna hazırlık yapmamız gerektiğine inanıyorum. Ben güzel günlerin geleceğine bu konuda inanıyorum. Şimdi bir hanımefendi, Hande Hanım derler, bu konuya girmek çok istemiyorum ama tedarikçi diye bahsetti. Biz tedarikçi değiliz, çözüm ortağıyız. Kendisi herhalde tedarikçilerle çalışıyor. Hiçbir acenta, Serkan'cığım, sen büyük işlerde kendin oturup fiyat verebiliyor musun? Teknik. Yok, büyük işler için almam lazım. Yani Kemalettin'den alıyorsun, benden alıyorsun, onu alıyorsun. Çünkü bu proje, beraber hazırlıyoruz projeyi. Hiçbir firma, yani acentada bu projeyi hazırlarken çözüm ortaklarından destek almadan bu projeyi hazırlama şansı yok. O projenin içerisinde oluyoruz. Ben bilmiyorum hanımefendi kimlerle çalışıyor ama herhalde hayal dünyasında yaratıp hayal dünyasında fiyat veriyor. Böyle çalışıyor. Bu bakış açısı bizi yarına götürmez işte. Tüm etkinlik sektörüyüz. Bakın Cumhurbaşkanımız da bunu söyledi. Bütün hepimiz bu işin içerisindeyiz de aynı gemideyiz. Beraberiz. Bu maç sektörü. Bu maç sektörünün içerisinde bütün hepimiz olmadığımız sürede taşımacısından jeneratörcüsüne, dekorcusundan işte oteline, yiyecek içecekçisinden acentasına olmadığı ve hatta tercümanına kadar olmadığı sürece bir sektör olamayız. Biz bir sektörüz. Böyle ben fiyatı ben vereceğim, o verecek. Fiyat değil ki konumuz. Sonuçta biz hepimiz gidip bir ana müşteriye bir hizmet veriyoruz. Biz hepimiz sonuçta baktığımızda tedarikçiyiz. O hanımefendi de tedarikçi. O hanımefendi de birilerinin tedarikçisi öyle bakıyoruz. Ama tedarikçisi değil, çözüm ortağı. Bir kere onu görmesi gerekiyor. Biz böyle bu yapı içerisinde hep beraber oturup projeleri beraber hazırlayıp beraber şeyler yaptığımız sürece emeklerinin karşılığını alırız. Teşekkür ederim. Bu kadar. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Şimdi ben bu konuyu daha fazla büyütmek istemiyorum. Kusura bakmayın. Ama Hande Hanım'a da yazıyorlar. Söz verin falan diye söz vermeye gerek yok. Yani çünkü yok. Kendisini anlattı ve herkes anladı. Yani ben şahsım olarak bir daha dinlemek istemem kendisini yani. Şu şekilde söyleyeyim. Son konuşan haklı değil. Bizim konseptimiz, ben kendisine de söyledim. Burası acentayla karşı karşıya gelinen bir nokta değil. Burası sektörün sesini dinliyoruz biz burada. Sadece teknikçileri dinlemek istiyor. Teknik ve diğer bileşenlerin. Ben Bora Bey'e son sözü vermek istiyorum. Bora Bey'in son söyleyip toparlayacağı bir şeyler varsa onları. Çok teşekkür ediyorum herkese. Bora Bey'in söyledikten sonra da belki Hüseyin Başkan son bir toparlama yapmak ister ya da Bahadır Biçer Bey toparlama yapmak ister. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel katkılar geldi. Bunu daha çok uzatmak isteriz. Ama 2 saat oldu. Kahve molası bile vermedik. Kusura bakmayın, bizim hizmet anlayışımızda aslında böyle bir şey yok. Ama elden ne gelir? Çok teşekkür ederiz. Bora Bey buyurun, söz sizin. Estağfurullah. Ben konuşmuştum zaten aslında. Serdar abi başından beri burada güçlüyü görüyorum, mutluyu görüyorum. Birçok teknik Sinan var. Birçok teknik arkadaşımız burada. Konuşmak geniş veririz. Yani hala vaktimiz var. Geniş bir katılım oldu teknik firmalar açısından. Ben onu gözlemledim. O açıdan sizlere tekrar teşekkür ederiz. Bence şu toplantının sonunda algıladığım şeylerden biri şu. İleride bu iletişim kanalını daha güçlü tutmamız lazım. Teknik firmaların acentalarla, acentaların teknik firmalarla daha kuvvetli bir iletişim içerisinde olması lazım. Karşılıklı memnun olduğumuz ve memnun olmadığımız şeyler var. Bunları konuşarak daha güçlü bir şekilde çözebiliriz. Benim haricimde hani sevgili abilerimden ve dostlarımdan söz almak isteyen olursa onları bırakmak isterim. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Biz teşekkür ederiz. Hüseyin Başkan buyurun. Siz. Söz sizin. Sesiniz gelmiyor. Büşra'cığım, başkan sesini. Şu anda geliyor sanıyorum. Geliyor, buyurun. Değerli dostlar, her birinize bir kez daha selamlar diliyorum. Öncelikle sesim için kusura bakmayın lütfen. Gerçekten bizde de günün yorgunluğu çöktü diyebilirim. Dolayısıyla bu gördüğünüz üzere sesime de yansıyor. Başta bu organizasyonun oluşmasında ciddi emeği olan icra kurulu üyelerimiz, aynı zamanda Ulusal MAIS çalıştayı çalışma grubumuza,
gerçekten ciddi, yoğun katkı ve emeklerinden dolayı huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Yine kez daha önemli sponsorlarımız var bu organizasyonun gerçekleşmesinde. Webinar Türkiye, yine Flex Event ve aynı zamanda 2K kaliteli kurumsal insan kaynakları firması. Onlara da yine huzurlarınıza şükranlarımı sunmak isterim. Değerli dostlar, yoğun bir gün geçirdik. Sektör olarak sizlerle bir araya geldik. Sanıyorum ben kendi adıma söylemek gerekirse bu kadar niteliği yüksek, katılımcısı bol, tüm sektör paydaşlarının bir arada olduğu ve neredeyse gerek yurt içinden gerek yurt dışından ciddi derecede katılımın olduğu bir organizasyonu görmedim. Bakın sabahtan beri yayınlara devam ediyoruz. İlk oturumumuzdan itibaren 260-280 kişilere kadar çıktık. Şu anda bile bizleri hala izlemeye ve dinlemeye devam eden 135 kişiye de bir kez daha huzurlarınıza teşekkür ederim. Serkan Bey, ben izninizle Vedat Bey'in bıraktığı yerden alıp 2-3 kelam etmek isterim. Ardından da yine Andan Hanım'a bir söz vereceğim. Daha sonrasında da oturumu kapatıyorum. Çok kısa bir katkı yapayım. Az önce söylemeyi unuttum. Biz maaş sektörünü 16'ya bölmek için yaklaşık 4-5 toplantı yaptık. Yani bu grupların belirlenmesi takdir edersiniz ki çok zor. Yani biz bu 16 grubu yaparken hangi grup hangisine dahil, hangi grup, çünkü biz burada mümkün olduğu kadar fazla kişiyi dinlemek istedik. Onun için bunu da takdir etmenizi istiyorum. Buyurun başkanım. Serkan, teşekkürler tekrar. Ben Vedat abinin bıraktığı bir yer vardı. Oradan almak isterim. Dünde kaldı cancağızım. Artık yeni şeyler söylemek lazım. Bizim iş ortaklarımız olarak gördüğümüz, hatta aynı zamanda ben kendi adıma ve muhtemelen acentacı arkadaşlarım da öyle düşünecektir. Değerli dostlar, ses ışık görsel çözümlerden tutup dekora, sahne dekorundan fotoğraf videosuna, simultane çevirisinden rehberine, hediyelik eşyasından promosyonuna, bilişim yazılım çözümlerinden daha ismini zikredemediğim birçok paydaşımıza kadar biz bir bütünüz. Bunları dolayısıyla bizim vücudumuzun uzuvlarından, bir koldan, bir bacaktan, bir beyinden ben farklı görmüyorum. Nasıl bir insan kolu olmadan, bacağı olmadan, tabiri caizse uzvu eksikse ve bir takım şeyleri yapmakta ister istemez zorluk çekiyorsa, dolayısıyla siz değerli iş ortaklarımızla bizler de bu bağlamda sizsiz ben bir eksiyiz diye düşünüyorum. Ben Andan Hanım'ın naçizane söylediklerinin bir tık yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Kendisine izninizle bir kez daha söz veriyor olacağım. Lakin burada gerçekten polemiğe girmemesi hususunda kendisinden ve değerli katılımcılardan da gerçekten anlayış ve hoşgörü rica ediyorum. Tamam, hepimiz bir araya geldik, sesleri bir araya getirelim, bunları kayıt altına alalım, raporumuzu çıkartalım, hasar tespit raporunu ortaya koyalım dedik. Bunu anketlerle destekleyelim. Elbette ki Hakan dostumuzun minik verdiği bir örneğe katılıyorum. Tırnak içinde bazen belki kemikler de konuşuyor olabilir ama hiçbir zaman nezaketi elden bırakmadan oturuma devam etmeyi biz açıkçası süreç yönetimi açısından ve geleceğe doğru şeyleri taşıyabilmek açısından önemli görüyoruz. Andan Hanım'a bir söz vereceğim. Serkan Bey, bir mikrofonu açabilirsin. Öncelikle sesim geliyor mu? Geliyor Andan abla. Öncelikle Hüseyin'cim, sana çok teşekkür ediyorum. Ben bu oturumun sadece teknik firmalarla ilgili olduğunu bilmeden buraya bir önceki oturumdan orada da katkınız önemlidir dendiği için katıldım. Bir kere hariçten gazel okumak hiç tarzım değildir. Önce bunun altını çizeyim. İkincisi, Serkan arkadaşımızın lafımı ortasından kesip kısa kesmemi söylediği için cümlelerimin devamı anlaşılamadı. Şimdi Vedat Bey'e de özellikle söylüyorum, beni dinlemek istememişti ama bir iki dakika daha dinlemesini rica ediyorum. Ben 30 yıldır kendim de tedarikçi olduğumu en baştan kabul ederek tedarikçi olmayı kötü bir şey olarak görmeyen birisiyim. Bu tip tedarikçiymiş, çözüm ortağı gibi kelimelere hayatım boyunca takılmadım. Bir kere bu bir aşağılama ünvanı hiç değildir. Ben herkesten fazla tedarikçiyim. Hatta daha da ileri gideyim. Ben kendi turumda
patron olmuş olmam hiçbir şey ifade etmiyor. Ben birilerine de hizmet ediyorum. Yani daha ötesi yok. Kimse patron olarak burada iş verdi vermedi hikayesi değil. Hüseyin beni çok iyi tanır ki bu sektörün biraz önce saydığı bütün segment ve bütün paydaşlarının bir tanesinin olmazsa bir projenin yürüyemeyeceğini en iyi bilenlerdenim. Son kurulumun tamamdır noktasına kadar da orada çalışan birilerinize göre işçi olan arkadaşlarımın da çay servisini yapan biriyim. Önemli olan inşallah buraya kadar herkesin kim olduğumu çok iyi anlamış olmasıdır. Kötü örnekler var. Acenteler bazında da maalesef tedarikçi kelimesini kullanmaya devam edeceğim. Bu benim lügatımda olan bir şey. Bizim gibi acenteler bazında da çok kötü örneklerimiz var. Birlikte çalıştığı insanlara parasını ödemeyen, dediğiniz gibi fiyatları kendince belirleyip kırmaya çalışan. Ama şunu unutmayın. Bu sektörün içinde projeyi biz hazırlayıp veriyoruz vesaire okey. Sizler olmadan, hiçbir paydaş olmadan iş bir adım öteye yürümez. Ben kendi birlikte çalıştığım bütün arkadaşlarımla projeleri birlikte bütçelendiriyorum. Ben fiyat veremem, bilemem. Ama bakın şöyle bir cümle yazdı bir arkadaşınız. Ne kadar yatırımınız var? Ne kadar paranız var, yatırımınız var? Benim depoma, yani bizim büyük bir teknik şeyimiz var. Arkadaşlar, bu iş başından beri söylüyorum. Parası olanın bu sektöre girip mesleği olanların önüne geçtiği ve kuralları koyduğu bir sistem yüzünden bu arada. Maalesef bugün bu kadar hazırlıksız yakalanmamızın sebebi bu. Bu süreçler birbirimizi daha iyi anlayıp etik kurallarımızı oluşturup birbirimiz olmadan olamayacağımızı fark ederek yürümemiz. Benim projemin küçük bir değişiklikle üstüne bir şey koyan kendi segmentimdeki acente arkadaşıma ne kadar öfke kusuyorsam direkt toplantıyı organize eden, etkinliği yapan bla bla bütün firmalara direkt teknik malzeme, teknik aksamların fiyatını biz kendimiz alıyoruz diyerek direkt veren teknik firmaları da bir o kadar suçluyorum. Kusura bakmayın. Kusura bakmayacağız. Yani burada iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırıyorsak eğer doğru tespitleri yapmamız gerekiyor. Kusura bakmayın. Belediyelere teklifleri veren adını da yani bir sürü firmalara teklifleri veren biz değiliz. Yani anlatabiliyor muyum? Direkt müşteriyi bugün de direkt tedarikçiye gitmeye alıştıran da tedarikçilerin bir çoğunluğu. Çeşitli sebepleri var. Alamadıkları paralar vesaire vesaire. Bunları hepimiz biliyoruz. Söylemek istediğim Andan bu. Abla, toparlayabilirsek standart. Evet. Yani söylemek istediğim daima şu. Hiçbir şekilde biriniz olmadan öbürü olmaz arkadaşlar. Bir kere bunun kesinlikle. Biriniz kesinlikle. Olmadan adım atamayız. Adım atamayız. Yani... Andan abla, girmek isterim ama yani gerçekten Vedat Bey'in vermiş olduğu güzel bir örnek var. Serkan Bey'e daha doğrusu bir soru sordu. Sen bize sormadan ses ışık veremeyiz teknik daha yoksa... Ben veremeyiz. Bir kuru üzerine fiyat verebilir misin? Asla veremem. Yani veremem, dolayısıyla bu bağlamda aslında bakarsanız bizden çok fazla emek yoğun bir sektör içerisindeler. Ben kendi adıma gerçekten her ne kadar gerçekten sesim çıkmasa da ciddi yoruldum. Ama en çok dinlemek istediğim, en çok içli olmak istediğim oturumlardan bir tanesiydi. Neden diyeceksin? Çünkü biz buradaki dostlarımızla ben sabaha kadar setup attığımızı bilirim. Yani acaba bu dekoru yetiştirebilecek miyiz? Acaba bu tekniği yetiştirebilecek miyiz? Acaba bu tabloyu yetiştirebilecek miyiz? Dolayısıyla onların varlığı bizler için gerçekten son derece önemli. Ben izninle toparladığımıza göre müsaadenizi istiyorum. Aynen otellerle olduğu gibi bir etik kurallar kötü çalışan acenteleri onlar da elesinler. Anlatabiliyor muyum? Yani doğru. Bu bağlamda zaten Andan abla belki bilgin yoktur. TEDSET önemli bir dernek. Hemen hemen bizlerle aynı tarihlerde kurdular ama gerçekten çok yol aldılar diyebilirim. Hatta belki bilmeyenler vardır. Yok bilmeyenler vardır. Önemli bir detay paylaşmak istiyorum. Kendilerinin şu anda sertifikasyon üzerine çok ciddi ve yol alınmış bir çalışmaları var. Belki Bora Başkanım eğer uygun bulursa bir iki üç kelam onunla ederse ardından da ben oturumu kapatıyor olacağım. TEDSET'in açılımını bilir misin? TEDSET'in. Direkt başkanından alalım. Ben biliyorum ama son sözü Bora Başkanımıza bırakalım. Kendisi sertifikasyonla ilgili belki birkaç kelam söylemek ister. Ardından da yarın için izinlerinizi istiyor olacağız. Bu arada IMAJ sesinizi dinliyor. Ulusal MAJ çalıştayı programımız 4 Mayıs sonuna kadar devam ediyor olacak ama bu akşam yine 20.30'da
Ay Mayıs Instagram canlı yayınımız olacak. Yeme içme sektörünü konuşuyor olacağız. Ya gördüğünüz üzere gerçekten sektör sektör adına, paydaşlarımız adına, geleceğimizin nereye evrileceği adına ciddi bir çaba içerisindeyiz. Sizlerden de bu çabayı hoşgörüyle gerçekten takdir etmenizi, bize destek vermenizi, bizim yanımızda olmanızı istiyorum. Bir kez daha ben katılanlara, katkı emek sunanlara, çaba sarf edenlere huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bora abicim sen de. Hüseyin'cim tekrar abi, teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Bence güzel bir oturum oldu. Çok da dediğim, demin de söylediğim gibi teknik firmalar açısından da geniş bir katılım oldu. Ben kendi açımdan bunu kesinlikle çok... Bakanım bir kez daha ben sana da çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Üyelerine de açtın, yanımızda oldun. Zaten o öyle olması gerekiyor. Çünkü siz evet. Biz bir içiz. Dolayısıyla hani sizlerin burada hem de yüksek katılımlı olmanız bence bizler açısından, sektör açısından, bizlerin evrileceği nokta açısından bence çok önemliydi. Bir kez daha teşekkür ederim sana. Birçok konuşmacının da söylediği gibi bence bugünler bizim için bir milat olmalı. Birçok şeyi düşündüğümüz ve geleceğe dönük doğru kararlar aldığımız günler olmalı. Zaten bu korona sorununun ortaya çıkmasıyla birlikte 12 tane sektör derneği bir araya gelerek ortak hareket etme arzunuz ve sonucunu alışımız bence çok kıymetliydi. Orada sizlerin de çok büyük emeği var. O açıdan da tekrar teşekkür ediyorum. Sertifika anlamında da bizler mesleki yeterlilik kurumuyla ses ve görüntü teknisyeni, ses ışık ve görüntü teknisyeni sertifikası oluşturma adına bir çalışma içerisindeyiz. Tabii şimdi bu virüs kriziyle bir sekteye uğradı ama o biter bitmez yoğun bir şekilde çalışacağız. Mikail bu konuya dikkat çekti. Çok da güzel oldu. Yani bilginin ve emeğin teknik malzemeden çok daha fazla yüceltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Büyük bir emeğimiz var. Bunu da işte o sertifikayla taçlandırmak istiyoruz. Tekrar teşekkürler Hüseyin'cim. Bu iletişim kanalının açık olması bizim için çok değerli. Gerekiyorsa, biz ne gerekiyorsa IMAIS olarak zaten biliyorsun hep yanınızdayız. Kardeş dernek olarak bir kez daha size de katkılarınızdan, çabalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Oturumu kapatıyoruz değerli dostlar. Yarın yine çok kıymetli oturumlarımız olacak. Çok değerli dostlarımız da yine IMAIS sesinizi dinliyor ve Ulusal MAIS çalıştayının devamında birlikte oluyor olacağız. Herkese bir kez daha teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.